Nargeç Artı Kırık Futbolu sunar. İyi akşamlar. Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu'nun hazırlayıp sunduğu Artı 40 Futbol'a hoş geldiniz. Bugün TMFL'in köklü kulüplerinden Selimiye Spor Masterlar'ın kaptanı Savaş Göçen konuğumuz. Ayrıca değerli yorumlarıyla, analizleriyle Tekin Toklucu bizlerle birlikte olacak. Tekin abicim, Savaş Göçen, hoş geldiniz. Hoş nasılsınız, bulduk. İyi misiniz? Teşekkürler, sağ olasın. Berbat bir İstanbul trafiğinden zorlu bir şekilde geldik. Heyecanla yayına yetiştik. Yayınımıza sevindirici bir haberle başlayalım. Biliyorsunuz Alparslan Bebe'ye bir kampanya düzenlenmişti, yardım kampanyası. Kampanyamızda %100'e ulaşıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Evet Tekin abicim, bu konuyla ilgili ne demek istersiniz? Evet, hassas bir konuydu ve bayağı bir yardım toplandı. Öncelikle ben de sevgili seyircilerimize hayırlı akşamlar dileyerek başlamak istiyorum. Keyifli yayınlar olsun diliyorum. Sağlık bu son 2 yılı aşkın süredir en çok dikkat ettiğimiz, üzerinde durulması gereken bir konu tabii ki. Hassas bir konu, evet. Ama Alparslan Bebek'in rahatsızlığı bir başka boyut tabii ki. Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Biliyorsunuz ve bu konuda da TMVF'nin yaptığı çalışmayı takdirle karşılıyoruz ve destek olan Alparslan Bebek'e desteklerini esirgemeyen herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Evet, Savaş Hocam. Alparslan Bebek'imize geçmiş olsun tekrar. Ailesine büyük geçmiş olsun. Ne kadar iyi bir organizasyon olduğumuzu buradan da görüyoruz yani. Evet. Bütün arkadaşlarımızın desteklerine teşekkür ediyoruz. Tekrar. Evet, çok büyük. Sadece sporla uğraşmıyor insanlar. Evet. Spor yaparken iyilik yapmayı da, hastanın, düşkünün yanında olmayı da vazife, evet, edinebiliyor. Bizim halkımızın karakteristik bir özelliği bu. Türkiye Şampiyonası, Süper Kupa maçları tamamen bu organizasyona adandı. Buradan da bir ciddi bir gelir elde edildi. Harika. İnşallah şifa bulacaktır. Emeği geçen, yardım eden herkese teşekkür ediyoruz. Savaş Hocam, Tekin abi misafir değil burada. Siz misafirsiniz. Sizinle başlayalım. Hafta içinde A Milli takımımız Estonya ile, evet, zorlu, doğru, bir sınav doğru verdi. 90+7'de Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle galip gelebildik. 97 yıldır yenemiyormuşuz Tekin abi. Evet, çok, evet, enteresan yani. Evet. 97 yıl ne demek yani? Milli takımın kuruluşuna tekabül ediyor neredeyse. Neler söylemek istersin milli maçla ilgili Savaş Hocam? Yani bu şampiyonaya iyi başladık. 2 galibiyet, güzel galibiyetler aldık ama arkası gelmedi maalesef. Ya kaybedilmiş bir şey yok diyeceğim ama mucizelere kaldı işimiz yani. Evet. Bekleyeceğiz maalesef. Bizim ülke olarak o tür organizasyonlarda bulunmamız gerekiyor yani. Hani bizim kalitemize yakışan o. İnşallah da inanıyoruz, olacağız diye. Biz çünkü son dakikada her şeyi başarıyoruz. İnşallah bu sefer de yine başaracağız, yine katılacağız diye düşünüyorum. Şimdi kendi göbek bağımızı kendimiz kesecekken, evet, şimdi Norveç'in eline, evet, kaldık. Siz ne demek istersiniz? Şimdi tabii ki milli takımın şu an oyuncu kadrosu son yıllarda izlediğimiz karakterli ve daha çok yurt dışında futbol oynayan futbolculardan kurulu, oyunculardan kurulu bir milli takımımız var. Hocamın da söylediği gibi gayet iyi başladığımız bir grup maçları serisinde bir sekteye uğradık. Tabii bunun çeşitli sebepleri olabilir. Kolay değil. Biraz önce de bahsettiğim gibi pandemi döneminden falan geçiyoruz ama Letonya bize hep ters gelen bir takım esasında. Futbolda vardır bunlar. Yani ters gelen takımlar o seriyi hep sürdürürler. 1924'te ilk Riga'da oynadığımız müsabakada 3-1'lik bir galibiyetle ilk kez yenmişiz Letonya'yı ve Zeki Rıza Sporel 63 golümüzde. Ve ondan sonra toplamda 7 maç oynamışız. Bunların ikisi özel maç, 5'i resmi maç. Ve bu ikinci galibiyetimiz oldu resmi maçlar kategorisinde. Tabii ki sevindirici bir durum. Önce iyi başladığımız grupta risk aldı. Federasyon da risk aldı tabii ki. Hoca değişikliği oldu biliyorsunuz. Şenol Hoca, Şenol Güneş hocamız da emeklerinden dolayı teşekkür ederim tabii ki. Evet.
İnşallah kendi göbeğimizi kendimiz kesemiyoruz ne yazık ki yine de. Evet, evet. Hollanda Norveç evet, maçına bakacağız. Evet. Ve oradan çıkacak sonuç. Son ve kez. Tabii ki bizim de iki maçımızı da almamız şartıyla evet. O maçı bekleyeceğiz. Ben açıkçası ümitliyim ve ne yazık ki direkt gidemeyeceğiz ama playoff oynayarak katılacağımızdan ümitliyim. Başaracağız gibi geliyor bana. Evet. 70 dakika duran bir takım gol yedikten sonra nasıl maskeleri çıkarttılar ne oldu ben evet, anlamadım yani. Ya. Niye daha önce neredeydiniz de diyesi geliyor insan. Yalnız orada şey var. Tabii hocanın yaptığı forvete katkı olsun diye yani aldığı Serdar ikinci Dursun'u bir forvet. Evet. Yani takımın rakip takımın defansındaki dengeleri bozan bir unsurdu o. Ve o kafayla arkaya dokunuş da tabii ki futbolda böyle şanslar da vardır. Zaten hayatta da şansa ihtiyacımız var. Futbolda daha çok var ama hayatta da şansa ihtiyacımız var. Dolayısıyla peşinden diğer gol, penaltı golü, temdit penaltısı adeta o da. Fakat orada da tabii ki Burak'ın koşusunu ve ısrarını atlamayalım. Yani çok insan kızıyor Burak. Tabii birkaç pozisyon önce çok basit bir şekilde bıraktı kendini yere ama biz de kızdık ona ama böyle de bırakmaz olmaz diye. Oradaki pozisyonda takip etmeseydi bu penaltıyı kazanamazdık ve gole çeviremezdik diye düşünüyorum. İnşallah hedefi tutturacağız. İnşallah. 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 Savaş Hocam yabancı hocaya ne diyorsun? Sen de hocalık yapıyorsun Selimiye Spor'da. Şu süreçte bence yerli hoca olsaydı daha başarılı olurduk gibi düşünüyorum. Çünkü biraz gazla da çalışıyoruz yani biz Türk evet, milleti olarak. Evet. Bu bağlamda da destekleri epey olurdu bize yani. Ama sonuçta bir kariyeri var. Onun da desteği olacağına inanıyorum yani. İnşallah dediğimiz gibi son dakikada olsa başarı bizimle olur diye düşünüyorum. Tekin abisi ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu gaz kelimesine ben biraz takığım. Niye takığım? Şöyle söyleyeyim. Artık bunları dillendirmeyelim biz. Bir sistem konuşalım. Mesela milli takımın maçı esnasında ben Twitter'ı kullanmayı seviyorum. Ve yorumcu devre arasında yorumcuları izliyorum. Mesela rakibin sisteminden bahsederken hemen atlıyor bizim takıma geliyor. Cengiz'i nasıl buldun? İşte Burak'ı nasıl bulduna geliyor. Ya bizim de sistemimizi konuşalım. Evet. Yani bireysellikten çıkarak bizim de sistemimizi konuşalım. Ancak o zaman biz de başarılı olacağız. Evet. Yabancı hocası konusuna gelince evet hocama ben de katılıyorum. Şu an zaten Süper Lig'de biliyorsunuz çok fazla yabancı hoca çalıştırmıyor takımları. Yani Fatih Karagümrük'te bir yabancı hocamız var. Fenerbahçe'de var. Son olarak da sanırım Çaykur Rize ile Malatyaspor'un başına yabancı hoca geldi ve 4 tane yabancı hoca var. Süper Lig'den bahsediyorum tabii ki. Yani kendi değerlerimizin de kıymetini bilelim tabii ki. Evet. Çünkü adaptasyon süreçlerini yaşıyoruz, dil sorununu yaşıyoruz. O kadro geniş bir kadro. Sadece hocanın bireysel kendisi yapmıyor takımı. Onun altında çalışan ekibi var. Şeyler var, alt kadrosu var ve hepsinin oraya adapte olması bayağı bir zaman alıyor. Evet. Dolayısıyla ben sistemden yanayım. Yabancı hoca veya yerli hoca olmuş çok fark etmiyor. Türk futbolu hep altyapıyla kurtulur diyoruz ama bunun içinde altyapılarda hocam siz Selimiye'de çalıştığınız için daha iyi bilirsiniz. Ha. Yeterli eğitim var mı altyapılarda? Ya bir kere imkansızlıklar gerçekten çok fazla. Çok özür dileyerek bölüyorum. Bu soruyu neden soruyorum? Şeyi görüyorsunuz hep yurt dışından gelen evet. Gurbetçi futbolcular milli takım için Tekin abi deyince aklıma geldi. Altyapıda bir eğitim sorunu mu var acaba? Ya eğitim sorunundan ziyade bence tesis sorunu olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü şimdi mesela Beşiktaş gitti Ajax'la Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. U19'unda da onlar Şampiyonlar Ligi oynuyorlar. Herkes anlatıyor orada altyapısının 7 tane sahası var. Antrenman yapma yeri 7 tane ayrı ayrı. Bizde büyük kulüplerimizde bile bir sahada üçe bölüp böyle çalışıyorlar. Bizler de öyleyiz. Amatör kümede de öyleyiz yani. Bir kere bu şeyde bağlamda eğitim biraz bize destek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü okul saatleri çocuklarımızın bu pandemiden sonra iyice değişti. İşte kıtı kıtına antrenmana yetişiyorlar. Gelemiyorlar. Besleniyor mu? Beslenmiyor mu? Bu tarz şeyler bizim gelişimimiz açısından büyük etken. Önümüzdeki en büyük engellerden bir tanesi de bunlar yani. Tesis sonucu sorunu en büyük etkenimiz. Tekin abi biraz halı sahalara
gençlerimizi gömdük galiba. Yani oralardan futbolcu çıkartmaya çalışıyoruz. Öteki özel devletin sahaları da dediği gibi 3-4 tane takım aynı saatte aynı anda antrenman yapmak zorunda kalıyorlar. Evet, şimdi hep altyapıyı dillendiriyoruz, konuşuyoruz ama bununla alakalı biliyorsun ben de çok programlar yaptım. Ve hatta bu konuda bir proje geliştiriyorum şu an. Eğer uygun bir ortam bulursam yayınla alakalı bu konu çok gerçekten ilgi çekici bir konu olacak. Evet. Ve ben hep söylüyorum, Türkiye'de altyapı var ama altyapının altyapısı yok. Evet. Yani Türkiye'de altyapı yok değil. Çok doğru bir cümle. Evet. Altyapının altyapısı yok. Evet. Yani biraz önce bahsettiğiniz gibi, hocamın da bahsettiği gibi altyapılar bir sahaya ya da iki sahaya mahkum kalıyorlar. Sıra bekliyorlar. Zaman ölüyor. Çocuklar soğuyor veya ne bileyim ben. Spor her işte olduğu gibi bir süreç ister. Devamlılık ister. O devamlılık hafif aksadığında bir daha şey yapamazsınız. Ritmi zor yakalarsınız diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla altyapı çok derin bir mevzu. Evet. Bilmiyorum tabii ne kadar konuşacağız bunu ama. Yok, bunu kısaca geçelim. Bir ileriki programlarda uzun uzun bu altyapıya ben de çok inanmıyorum. Altyapı derken Serpil Hamdi Tüzün'ün dediği gibi ben onun talebesiyim. Öz kaynak düzeni. Evet. Yani öz kaynak düzenine çok inanıyorum. Bununla ilgili bir program yaparız Tekin abicim. Şu an yurt dışında milli takımı konuşurken çoğu futbolcumuzun yurt dışında oynadığından bahsederken evet. Biliyorsunuz Altın Ordu altyapıyla alakalı çalışmaları Türkiye'de en üst seviyede ve yurt dışından bir kendine örnek alarak bir ülkeden özellikle Portekiz altyapı çalışması bizim sistemlerimize daha uygun olduğu söyleniyor tabii ki. Oradan giden yani Altın Ordu'dan giden Çağlar Söyüncü gibi Cengiz Ünder gibi tabii Cengiz Ünder Başakşehir'den gitti ama çıkışı Altınordu biliyorsunuz. Altınordu evet. Asıl burada bir şey daha söyleyeyim. Tam yeri gelmişken altyapıdan bahsederken. Geçen sene biliyorsunuz birincilikten Türkiye Süper Ligi'ne yükselme maçlarında Altınordu playoff oynadı biliyorsunuz. Evet. Playoff finalinde kaybetti. Esasında çok isterdim ben Altınordu'nun Süper Lig'e gelmesini. Neden biliyor musunuz? Bir test olacaktı. Çünkü Altınordu kararlıydı ve kendine bir kural koymuştu. Süper Lig'de çıkarsak yabancı futbolcu oynatmayacağız evet, diye. Evet. Yani yabancı sayısı hep tartışılır ya Türkiye'de. Evet. Bilmiyorum oraya da gidecek miyiz ama yabancısı olmadan bir futbol takımı Süper Lig'de ne yapıyor görecektik evet. Ama güzel bir test olacaktı. Evet, iyi bir test olacaktı ama olmadı. Sanırım zaten Altınordu Süper Lig'e çıkmak istemiyor. İstemiyorlar. Hissediyorum ben. Evet, evet aynen, hocam. Aynen zaten demeçlerde de bunu dile evet. getirdiler. Evet. Ama Türkiye bir futbol cenneti. Yani futbolcu fabrikası olmamız lazım. Yani çok yetenekli isimler var. Öyle değil mi Savaş evet, evet. hocam? Yani sen de Selim Yeğe'yi çalıştırıyorsun. Selim Yeğe de Türk futboluna bir sürü yıldız kazandırmış evet. takımlarımızdan biri. Selim Yeğe demişken önümüzdeki sene hedefleriniz nelerdir hocam? Yani bizim hedefimiz açıkçası bu konuştuğumuz mevzuya istinaden aynı oyuncu çıkarabilmek. Yani üst liglere oyuncu verebilmek. Bu bağlamda yani Selimiyespor'dan Güray Vural var. Evet. Bizden çıkmış. Gökhan Sazdağ var şu an Kayseri'de bizden çıkmış. Evet. Arda kardeşimiz var Bolu'da oynuyor. Malatya ile anlaştı Süper Lig'de. Daha arkası gelecek inşallah. Biz de inanıyoruz. Çalışmalarımız o yönde. Hani biz şunu söyleyemiyoruz. Biz işte 3. lige çıkarız, şeye çıkarız. Bizim misyonumuz daha çok işte böyle oyuncuları yetiştirip Türk futboluna kazandırabilmek. Amacımız o. Misyonumuz o daha doğrusu yani. Evet. Tekin abi Selimiye ile ilgili Selimiye demişken rahmetli Yemen Ekşi evet. abi evet. Allah rahmet eylesin. Geçemeyelim. Evet, evet doğru. Allah rahmet eylesin. Çünkü futbola amatör futbola çok büyük gönül vermiş bir abimizdir. Gerçekten sporcu abisi, babası, her şeyi aynen. ve Selim Yeğen'in de tabii. çok büyük bir destekçisiydi. Benim üzerimde, zaman. Kulübümüzün üzerinde çok büyük emekleri evet. var gerçekten. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah rahmet eylesin. Gerçi benim de kulüp başkanlığımda benim de bir anım vardı. Yayın öncesinde hocamla evet. sohbet ettik ama şimdi başka bir başlık var galiba.
Devam edeyim mi yoksa bu şeyi konuşayım mı yoksa? Yavaş yavaş TMFL'ye geçelim diyecektim. Ya, hani. Şunu söyleyeyim, buyurun, böyle geçelim buyurun, o zaman. Buyurun. Şimdi Türk futbolunun altyapısı yok derken futbolu ne yazık ki futbolun içinde çok böyle yoğrulmuş, hamurun, onun, toprağın veya çimin kokusunu almamış insanlar yönetiyorlar. Biraz da oradan bakmak lazım. Evet. Mesela şöyle bir anımla ben yola çıkacağım. 96-99 yılları arasında İstanbul Mesudiye Spor Kulübü Başkanı iken daha ikinci kümedeydik. Biz federe olduğumuzda 96'da ikinci kümedeyken Orhan Tepe ile Selimiye sahasında bir müsabakamız vardı bizim ve liderlik maçıydı o. Puan puanıydık Orhan Tepe ile. Ve bizim takımımız hep Paşabahçe'de oynuyordu müsabakalarını ama Selimiye'de hiç oynamamıştık daha. O dönem başkan Yemen abiydi rahmetli. Allah rahmet eylesin. Yemen abiye dedim ki abi dedim biz dedim hiç Selimiye sahasında top oynamadık. Futbolcularım yabancılık çekecekler. Senden rica etsem Perşembe günü antrenmanını için bize izin verir misin? Son antrenmanı orada yapalım demiştim. Sağ olsun izin vermişti. Ve pazar günü çıktığımız maçı 4-1 kazanarak o sene şampiyon olmuştuk. Evet, yavaş yavaş TMFL'ye geçelim. Kemal Paşa Master'lardan güzel bir görüntü var. Kemal Paşa'nın doktoru ve oyuncusu Birol Vanizör bir mesaj vermiş. Onu yönetmenimden rica edelim. Merhabalar. Ben Doktor Birol Vanizör. Kemal Paşa Master'lar, Artvin Kemal Paşa Master'lar oyuncusu ve doktoruyum. Başta başkanımız Kenan Bey'e ve ekibine teşekkür ediyoruz bu organizasyon için. Bütün oyuncularımıza, bütün Türkiye'deki futbolculara başarılar diliyorum. Saygılarımla. Evet, bu güzel mesaj için teşekkür ediyoruz. Ne diyorsunuz Tekin abi? Türkiye'nin dört bir yanından bir lig var ve Türkiye'nin dört bir yanından takımlar katılıyor. Nizami sahalarda. Şimdi bu konuda çok... Resmi hakemlerle, sağ komiserleriyle, ambulansıyla... Bu konuda söyleyecek çok şey var. Hocam da birçok şeyi söyleyecektir ama her şeyden önce insanların faal futbolculuğu bittikten sonra yaşamlarına ikinci bir hayat veren bir organizasyon bu. Türkiye Masterlar Veteriner Futbol Federasyonu'nun ortaya koymuş olduğu bu çalışma gerçekten takdire şayan bir çalışma. Bunun kıymetini bilenlerin çok olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Ve o sahaya çıktıklarında adeta kıran kırana mücadele ederken gençlikteki hırsı hala taşıdıklarını görüyorum. Evet. Savaş Hocam, yani Tekin Hocam size katılıyorum. Yani futbolu bıraktıktan sonra bir boşluğa düşüyorsunuz. Evet. Ya ne yapacağım diyorsunuz. Yani hani sanki hiçbir şey yapamayacakmışsınız gibi geliyor. Fakat TMFL'e burada büyük bir adım attı Sayın Kenan Gürsü. Savaş Hocam sen ne demek istersin? Nasıl bu ligde top oynamak? Bu ligde top oynamak keyifli. Yani şöyle keyifli. Kendimden bahsedeyim biraz. Profesyonel hayatımız bitti. Antrenörlüğe geçtik. Hocalık hayatımız başladı. Evet. Dediğiniz gibi boşluktayız. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Tekrar o sahalara dönmek, oynamak bizim için büyük bir onur oldu. Arkadaşlarımızı görüyoruz şampiyonalarda. Eski takımlardan arkadaşlarımızla karşılaşıyoruz. Ortamımız güzel. Sayın Başkan'a bu anlamda bize yaşattıkları için de teşekkür ediyoruz. Evet. Yalnız ben şuradan şikayetçiyim. Abimizin dediği gibi şimdi hırsımızı gösteriyoruz ama fazlasını göstermeye, fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yani gençlikteki gibi artık olmuyor. Hep o heves var içimizde, hep o aşk var. Ama maalesef artık yaşımız almış, bir yere gelmişiz. Durdurmamız lazım kendimizi. Evet. Yoksa ciddi sakatlıklar oluyor. Onun da önüne geçemiyoruz maalesef. Evet. Bir telefon bağlantımız var müsaade ederseniz. Telefon attığımızda Uğur Lokumcu, Temsilciler Kurulu Başkanı var. Uğur Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Altay Hocam. Nasılsınız, iyi misiniz Uğur Hocam? Teşekkür ederim sizleri sormadığınız. Sağ olun. Öncelikle yeni görevinize hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Stüdyodaki Tekin Bey ve Savaş Bey'e de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Uğur abicim, hemen zamanımız biliyorsun kısıtlı, hemen konulara girmek istiyorum. Federasyonumuz bünyesinde bir eğitim kurulu var. Ve bu çok önemli bir yere sahip bizim eğitim kurulumuz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Eğitim kurulumuz ne işe yarıyor? Evet Altay Bey, şimdi siz
temaslarım transversiyonu olarak eğitim konularında donanımlı, bilgili ve konularına uzman kişilerden oluşan 5 kişilik bir kurulumuz var. Bu kurulumuz belli bir plan ve program dahilinde işte önem konusuna göre eğitimler hazırlamaktadırlar. Yani bilgi paylaşımlıca anlam kazanır babında yola çıkarsak. Evet. Nasıl bir eğitimler hazırlıyoruz? İşte mesela bölge temsilcilerimizin bir eğitimi var. Yeni bölgedeki temsilcilerimize verdiğimiz eğitim. Takımlarımızın tüm bireylerini içeren sporcu sağlığıyla ilgili eğitimlerimiz var. Yine Federasyon Bünyesi'nde bulunan diğer birimlerimize yönelik dönem içi eğitimlerimiz için bir sürü eğitim planlarımız var. Plan program dahilinde bu sene ve daha önceki sene içinde. Eğitimsiz bu işleri olacağını inanmıyoruz. Yani eğitim olması olmadığımız federasyonda. Onun için var gücümüzü çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Talepleri alıyoruz. Ne doğrultuda neler isteniyor. O bakımdan çalışmalarımız devam ediyor. Evet, bu yakınlarda bir organizasyon olacak mı bununla ilgili Uğur Hocam? Tabii ki artık şimdi bunlara eğitimler hazırlandıktan sonra önem derecesine göre nereden başlayacağımızı belli olacak zaten. Herkes de duyuru çalışırsa neler yapacağımızı. Evet. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Biz hazırız artık. İşte önemine göre, durumuna göre zaman planlamasını yapıp en kısa zamanda başlayacağız bu eğitimlerimize. Evet. Uğur Hocam, geçen yayınlarımızda sık sık dile getirdik biliyorsunuz. Bu sağlık raporlarından takımlarımızdan bir şikayet geliyor alamadıkları yönünde. Evet. Bununla ilgili sıkıntı yaşıyorlar. Siz neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Yani bu sağlık raporu yıllardır olan bir sıkıntı, problem gibi gözükse de benim açımdan öyle değil. Yani şimdi Türkiye Hastalar ve Veteriner Federasyonu'na baktığınız zaman artık yaş üzeri insanların spor ve aktivitelerin içinde olduğu bir kuruluş olarak görülmekte. Ama bu federasyonun birinci temel ilkesi insana saygı ve insan sağlığı bizim için olmazsa olmazımız. Bu evet. Bağlamda bakıldığı zaman bizim istediğimiz sağlık raporu aslında kişinin kendi sağlığı için çok önemli bir belge. Yoksa biz o belgeyi kasiyasına koyup saklıyoruz. Bizde bir getirisi yok, aldığınızı yok yani ama şimdi ben kendim de yaşadım, duydum, görüyorum, atıyorum arkadaşlar diyor. Aile hekimine gidiyorlar, aile hekimi doğal olarak atıyorlar dedi diyor. Bazı arkadaşlar da problemler çıktı mesela. Stent arkadaşlarımız oldu. Sonuçta biz bir şekilde... Evet. Gene böyle bir ikinci bir sorun var Uğur Hocam, eğer bu cevabınız bittiyse. Buyurun. Bu ligde oynayan başka ligde oynayamaz. Bu devamlı her sene gündeme gelen bir konu. Bununla ilgili işte bazı ortamlarda şey diyorlar, yani özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Ben güçlüyüm, kuvvetliyim, burada oynuyorsam öteki tarafta da oynarım. Kime ne gibi eleştiriler geliyor. Bu konu hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Ya şimdi Altı Hocam, bizler kimsenin özgürlüğünü kısıtlamak gibi bir düşüncemiz yok. Kesinlikle evet. Bulunmaz. Haddimizin de bilerek öyle bir hakkımızın olmadığını çok iyi bilmekteyiz. Ama şu bir gerçek var ki Savaş Hocam yıllarca top oynamıştı. Evet. Hangi organizasyonda yani Süper Lig'den tutun birinci, ikinci, üçüncü lig, Bal Ligi, Süper Amatör Ligi kadar yani bu hafta bu takımda oynayan bir dahaki hafta gidip başka takımda oynayacak ya köyler arası maçlarda bile bir liste yapılır, tertip komitesine verilir. Yani bu köyde oynayan bir dahaki hafta başka köyde oynayabilir mi? Bu saçma sapan bir talep. Ha biz diyor musun çok gücün varsa, çok enerjin varsa git Bal Ligi'nde oyna yani başka evet. Sahada oyna ama biz amatör niye bunu yani. Yapıyoruz aslında? Şimdi Kavak Hocam da çok iyi bilir. Türkiye şampiyonlarında bir haksızlık yaşanıyor. Yani İstanbul metropol bir şey oradan takım çıkarmak çok kolay. Her takım İstanbul'dan şampiyon çıkıyordu. O takımdan topla gitti Türkiye şampiyonasında. Doğudan da zaten gariban bir takım zor 15 kişi getiriyor. Her sene böyle. Ama şimdi ne yaptık? Bunu yaptıktan sonra Doğudan, Anadolu'dan bir sürü takımlar şampiyon olmaya başladı. Evet. Biz de Kur'an ama biz bu kuralın doğru olduğunu, bunun hiçbir yerinde böyle bir kuralın olmadığını biliyoruz. Yani bu takımda oynayan başka yerde oynayacak. Yani transfer olmak istiyor. Arkada listesi şeyimiz bizde var. Arka transferde transfer olur. Herhangi bir takıma gidebilir. Yoksa biz özgürlüğünü kısıtlayacağız diye öyle bir şey haddimizi biliyoruz yani. O konuda kimsenin özgürlüğünü kısıtlamayız. Hayatta da öyle bir şeyin düşüncemiz olmaz.
onu kendileri artık kararı kendileri verecekler yani. Evet, evet. Geçen hafta federasyon başkanımız Kenan Gürsu konuğumuzdu. Kendisine yeni projelerle ilgili bilgi istedim kendisinden ama pek bir bilgi alamadık. Siz bunlarla ilgili bilgi verir misiniz? Valla şimdi geçen hafta çalışma aşamasının sonlarına doğru gelmiştik belli bir şeyin. Onun için açıklama yapmadı başkanım. Ya şimdi biz bu federasyonda farklı bir şeyler, farkındalık yaratmak anlamında neler yapabiliriz dedik. Tüm Türkiye'de 81 ilde il temsilcileri atanmasına karar aldık. Bugün itibariyle yani 20 gün oldu başlayalı. Bugün itibariyle 40'a yakın ilde il temsilcilerimizi atadık hepsini. En kısa zamanda da bu senenin sonuna kadar da öyle bir kendimize bir hedef planladık. 81 ilde bu atamalarımızı tamamlayacağız. Her ilde, her şeyde arkadaşlarımız, dostumuz olsun. Bir sıkıntıları olduklarında benim de sıkıntılarım olsun. Uğur Hocam sesiniz gitti. Herhalde hattan düştü Uğur Hocam. Evet. Tekrar bağlandığında tekrar görüşürüz. Şimdi geliyor Uğur Hocam, buyurun. Yani bu il temsilcilikleri ne oldu? Her şeyde şimdi birer devlet olarak da atacağız tabii. Yani insanlar olması, veteranlar şimdi onlar bir türlü toplantı, otursunlar. Farklı farklı projeler var onlar hakkında da. Şimdi bu şekilde temelinde tamamlayacağız. Diğer başka bir şeyimizde şimdi yani insanlar... Uğur Hocam sesiniz gidip geliyor. Bir saniye. Tam şimdi net gelmiyor şu anda sesiniz. Bunun haricinde de insanlara, futbol oynayan insanlara evet Uğur Hocam'la net bağlantı sağlayamıyoruz şu anda. Herhalde bulunduğu yerden telefon çekmiyor. Daha sonra tekrar devam ederiz. Evet Tekin abicim, ilk temsilcilikleri dedim. Ya şimdi Uğur Hoca ile bir enteresan bir konuya değindiniz. Bir futbolcunun aynı anda bir iki organizasyonda evet, oynamasıyla alakalı. Bir iki organizasyon mu yoksa mesela A grubunda veya B grubunda iki yok, ayrı takımda mı? Yok, başka iki ayrı takımda değil zaten, o imkansız da. Hayır, başka bir grupta anladım, mesela. Anladım. Yok öyle de olmaz da şey başka... organizasyonlarda. Şimdi ben burada oynarım diyor, ötekinde de oynarım. Kimse hani... Şimdi bizde şöyle bir şey var. Kimsenin özgürlüğüne karışamayız gibi bir beylik bir cümle evet, var ya. Evet. Ya spor disiplin, prensip ve sistem işidir. Yani evet, insanları en iyi disipline edebileceğiniz bir dal olması lazım değil mi? Evet. Dolayısıyla her şeyden önce o kişi kendi sağlığını düşünmesi lazım. Yani futbolu oynamışsın, profesyonel veya amatör her neyse, belli bir yaşa gelmişsin, bırakmak zorunda kalmışsın faal futbolculuğunu ve daha sonra bunu bir hobi gibi yani hayatını çeşitlendirmek adına evet, çıkıp oynuyorsun ve kendini zorladığın zaman sağlığınla ilgili problemler yaşayabilirsin. Buna da gerek yok. O zaman ne yapacaksınız? Sizin söylediğiniz çok doğru. Bir yerde oynuyorsanız diğer yerde oynamama kuralı son derece doğru. Evet. Diyoruz ya, hep disiplin olmalı. Ben Uğur Lokumcu'nun da bu konudaki düşüncesini çok tuttum. Evet. Savaş Hocam, sen faal oynuyorsun şu anda. Bu konuyla ilgili sen ne düşünüyorsun? Bu konuda ben de hocama katılıyorum. Yani arkadaşlarımız, ben orada oynarım. Bıraksak her yerde oynarlar. Hiçbir problem yok evet, bunda. Evet. Ama hani dediği gibi, Uğur Hocam'ın dediğine ona da katılıyorum. Şöyle, arkadaşlarımız gitsinler, ikinci amatör var, birinci amatör var, yetiyorsa süper amatör var, bal ligi var. Bu tarz ligler de orada da oynayabilirler. Yaş tabii uygunsa, yani gücü yetiyorsa. Tabii ki aynen öyle yetiyor. Kendinde o yetiyi görüyorsa istediği yerde oynayabilir. Hani kimsenin özgürlüğünü kısıtlama gibi bir şeyimiz yok bizim burada. Bu ligimizde yok yani. Evet. Biz bu şekilde olmasından gayet memnunuz. Ya, gayet de güzel oluyor. Tekin abi, bir de yani işin kurumsallığı var. Tabii yani, ki. Tabii öyle ki, değil mi? Yani işin kurumsallığını da bozmayacak mı? İşte diyor ki köy turnuvalarında bile diyor başka evet, takımdan evet, oynayamıyor diyor. Evet. Ya bırakın onu. Futbol dünyasına baktığınız zaman zaten böyle bir şey olası değil yani. Değil. Evet. Uğur Hocam tekrar bağlanmış. Uğur Hocam.
Efendim Altay. Ha, yayından düştük Uğur Hocam. Buyurun. Devam ediyordunuz. Vallahi şimdi işte o temsilciliklerin haricinde bir yeni projemiz daha. Şimdi hep futbol oynamış insanlara hitap ediyor bu çoğu federasyonlar, evet. Işte şeyler. Biz Türkiye Masalları Veteranlar Federasyonu olarak diğer branşlara da yavaş yavaş giriyoruz. Hatta işte ilkini Doğu Karadeniz'i pilot bölge seçtik. Voleybol liglerinde yapıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Federasyonda. Yani voleybol oynamış veya basketbol oynamış insanların ne günahı var? Yani onlar hep futbol mu oynaması lazım? İnsanlara sonuçta hep beraber olmak babında voleybol, işte bölgesel farklılıklar yaratan şeyler de işte var. Hangi bölgede boks olabilir, farklı bir şey olur, ne yaptığımsa. Onları da bu federasyon çadısı altında tekrar yapacak, başlatacak. Var yine bir sürü projemiz ama başka programlara kalsın diyorum. Tamam yani. Uğur Hocam. Uğur Hocam boksa girmesek iyiydi. Yok yani lafın gelişi söyledim. Yani futbol zor bir spor ama boks ondan biraz daha zor. Tekin evet. Abicim, Uğur Hocam'a sormak istediğiniz bir şey var mı? Ya da söylemek istediğiniz bir şey. Uğur Hocam merhabalar. Selamlar buradan tekrar size. Merhabalar. Gerçekten şu aynı anda iki tarafta iki takımda oynamama düşüncenize çok katılıyorum. Ve sadece futbolla alakalı değil, voleybol veya başka spor dallarında da masterlar organizasyonunun düşünülmesi çok güzel. Sizi de tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Savaş Hocam, siz bir şey söylemek ister misiniz? Uğur Hocam, biz de gerçekten görüşlerinize katılıyoruz. Faal bir TMVFL oyuncusu olarak. Diğer branşlara da ailemizi daha da büyüteceksiniz, daha da genişleteceksiniz. Onun için de teşekkür ederiz gerçekten. Ben de teşekkür ederim. Bu arada o da söylemeden geçirmeyeceğim. Savaş Hocam'la bu Mayıs ayında Antalya'da beraberdik o Türkiye Şampiyonası'nda. Ne kullanıyorsa Savaş Hocam geçleşiyor gitti de yani. Bakıyorum da Antalya'dan daha genç. Teşekkür ediyorum sana. Dar olsun Savaş Hocam'a. Ligimiz başlayacak ya Uğur Hocam. Antrenmanları hızlandırdık. Ne kullanıyorsa değil sevgili Uğur. Dolayısıyla spordur bunun tek sebebi. Evet. Evet. Aynen. %100 katılıyorum. Evet. Çok katılıyorum. Evet. Uğur Hocam, değerli bilgileriniz için, yayına katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Artvin Kemal Paşa'ya selamlar, saygılar, iyi akşamlar. Bizden de selamlar. Selamlar. Teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Evet, Tekin abi Artvin'den, işte Doğu Anadolu'dan, oradan. Şimdi bu organizasyonun, Masterlar Veteranlar Federasyonu'nun yaptığı organizasyonun çeşitleniyor olması da çok kayda değer bir düşünce. Yani bunun dışında biz yıllardır bu işin içindeyiz zaten, takip de ediyoruz. Evet. Ve Türkiye'nin dört bir yanına bunların yayılması lazım. Yani geçmiş dönemlerde de birçok defa Sayın Başkan Kenan Gürsu'yla ve sizlerle bunu istişare ettik. Evet. İki toplantınızda da ben gelmiştim. Zaten benim de artık 40 futbolla bir geçmişim var biliyorsun. Evet, seyrettim sizi Tekin abi. Bayağı iyisiniz maşallah. Dolayısıyla çok değerli Kalamış, buluyorum. Efendim? Kalamış, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Kalamış Master'larda. Şu an Kalamış Master'larda oynuyorum. Evet, hafta sonunda mesela rahmetli Nihat Akbay vardı, Galatasaray'ın milli kalecisi biliyorsunuz. Evet. Onun adına düzenlenen Paşabahçe Beykoz'da evet. Düzenlenen bir turnuvanın final maçı öncesinde bizde tekaütler, eski bizim tabirimizle tekaütler kadrosunda ben de çıktım oydum. Galatasaray'ın eski futbolcularına karşı, Beykoz'un eski futbolcuları, şöhretler diyor ama ben kendim şöhretten falan saymıyorum. Dolayısıyla keyifli bir maç oldu. Çok güzel bir maç oldu. Mesela daha yeni futbol bırakmış Engin Baytar bugün çıksa ikincilikte, birincilikte top oynayabilir yani. Öyle bir şeyi vardı. Bir tabii antrenman yemesi lazım. Bu iş bu çok iyi bir iş bu. İş demeyelim artık da insanları spora yönlendirme, onlara ikinci bir hayat sunma, can suyu gibi bir şey bu. Yaşam kalitemizi arttırıyoruz evet. Bence. Evet. Ya Savaş Hocam, siz arkadaşlarınızı da gözlemliyorsunuzdur. Kilo verenler, evet, sigarayı bırakanlar, kahve kültüründen kurtulanlar. Evet. Öyle değil mi Savaş Hocam? Var mı takımınızda böyle? Yani biz şimdi kendi takımımız için konuşalım.
30 yıl önce oynadığımız arkadaşlarımızla şu an müsabakaya çıkıyoruz tekrar. O zevki tekrar yaşıyoruz. Yani birlikte olma, ailelerimiz bizim özellikle şampiyonalarda orada beraberiz. Tam bir aile havası. Arkadaşlarımız tabii ki dikkat ediyor kendine. Yeri geliyor, koşamıyorum diyor. Neden? Kilom fazla. İşte spor yapmam lazım. Antrenman sayısını arttırmaya talep çok oluyor. Evet. Bu bağlamda da. Sağlıklı bir şekilde spor yapıyoruz. Bu da bizim için güzel oluyor gerçekten. Gençleri de heveslendirmek diye, evet. Teşvik etmek, evet. Diye bir durumu var tabii ki. Ayrıca oynayanların torunlarına da bir miras bırakıyorlar. Yani onlar torunlarını da izlemesini sağlamış oluyor bu vesileyle. Mesela ben öyleyim. Benim torunlarım var tabii. Bilmiyorum Savaş Hoca'nın torunları benim var mı? Yok da. Benim de 10 gün önce torunum oldu. Gözünüzü ay sağlık. Bu bağlamda da gerçekten genç kardeşlerimize örnek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Hem oyunumuzla, antrenman şeklimizle ve sahadaki duruşumuzla. Evet. Ya Savaş Hocam, sahadaki duruş dedim de çok özür dilerim, yani konu konuyu açıyor. Evet. Şimdi maçlardan önce soyunma odasında konuşma yapılıyor Tekin abi. Siz de çok şahit olmuşsunuzdur. İşte aman hakemle uğraşmayın, rakiple uğraşmayın. Bunu en çok diyenler en sahaya çok çıkınca en çok konuşanlar oluyor. Hemen maskeyi çıkartan bunlar oluyor ilk. Evet. İlk hakemle işte şeyle oyuncularla onlar dolaşıyor, tutamıyorsunuz da. Evet. Maalesef öyle. Ben bu sporculuk hayatımda şunu gördüm sevgili Alpay. Hakem düdüğü çaldıktan sonra itiraz etmenin hiçbir anlamı yok. Hiçbir manası yok, evet. Hiçbir anlamı yok. Yani bu her kategoride böyle. Evet efendim. Profesyonel arenada da böyle, amatörde de böyle, veteranda da böyle. Yani o anki şey galiba ruh hali evet. insanları itiraza sürüklüyor diye düşünüyorum. Tekin abicim, bir virgül koyalım bu güzel sohbete. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra devam edelim. Ha, çok özür dilerim, reklama da 10 dakika varmış. Yanlış okudum mesajı herhalde, gözlüğü takmadan bakınca. Buyurun Tekin abicim, buyurun. Şimdi ben Masterlar Federasyonu'nun bir final maçını Antalya'dan canlı yayınlanmıştı bir kanaldan. Yorumlamıştım. Oradaki keyif bile çok başka. Orada oynayanların yaşadığı heyecan, hakemlerin oradaki ambiyansa kattığı katkı, verdiği katkı, seyircilerin atmosferi, hatta bir de Trakya'ya gitmiştik bir müsabakaya, Kırklareli tarafına. Evet. O da başka bir şeydi tabii ki. Ya bu bize şeyi hatırlatıyor. Bizim gençliğimizde mahalle takımları vardı mesela. Mahalle takımlarının genç A takımı ve evet. Tekavüt takımları evet. vardı. O zamanki gibi işte şimdi deplasmanlara gidiyor ya takımlarımız. Masterlar takımları deplasmanlara bayrak gidiyor. Bayrak maçı falan yapılırdı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte aileleri gelmişti evet. Kırklareli evet. insanlar. Hatta şeyde Bodrum'da neresiydi, bir gece düzenlenmişti. Bodrum'dan önceki ilçenin adı neydi? Milas. Milas evet. Şampiyon Milas'ın o seneki kaç evet. yılında olduğunu hatırlamıyorum şu an ama muhteşem bir geceydi. Baloydu yani. Evet. Çok güzeldi. Şarkıcı Ayşen Bingör çıkmıştı. Harika. Türk sanat müziği, evet. Türk popüler müziğinden insanlar eğlenmişlerdi. Bu tür etkinlikleri yaşamamıza da sebep oluyor. Sadece çıkıp futbol oynamıyor insanlar. İnsan ilişkileri, sosyalleşme gibi katkıları da var tabii ki bunun. Savaş Hocam, Tekin Hocam, siz de aileler dediniz. Ben Türkiye Şampiyonası'nda yeteri kadar aileyi göremiyorum. Ya o kadar çok istiyorum ki yani bütün takımlar ailelerini getirsin, orada kaynaşsınlar. Bunu bir türlü sağlayamıyoruz Tekin Hocam. Niye bağlıyorsunuz bunu? Bu öncelikle tabii zaman meselesi. Çok insan çalışıyor. Mutlaka evet. Okullar varsa öğrenciler okula gidiyor. Aileler baba giderse anne çocuğunu bırakamıyor evet, tabii ki. Dolayısıyla bir de ekonomik boyutu var tabii bunun. Evet. Tatilini ya öncesinde ya sonrasında kullanmak için planlamış oluyor insanlar. Yani bunu buna da alıştırabilirsiniz insanlar aslında. Evet. Yani orada keyifli bir tatil Türkiye yapmalarını da sağlayabilirsiniz. Şampiyonasının yapılacağı tarih belli. Evet. Yani orada bir bu ailelere bir ortam hazırlanan, ya bizim gittiğimiz Savaş Hocam biliyorsunuz oteller de yani evet. ailelerin kalmasına çok müsait etkinlikler oluyor, öyle değil mi? Evet. Sonuçta gidilen oteller, Antalya'da herkesin rezervasyon yaparak yaparak yaz tatilini geçirdiği oteller. Aynen. Yani sadece her türlü imkan şey var. Değil.
Masterlar Federasyonu'nun gittiği bir otel değil orası. Evet, evet. Biz genelde çoğu arkadaşımız aileleriyle katılıyor. Gündüz tamamen futbol, arta kalan kısımlarda ailelerimizle deniz, havuz, sonra da akşam oturma, sohbetler. Evet. Öyle geçiriyoruz yani, biz gayet keyif alıyoruz. Özellikle bu ortamda bulunmaktan çok büyük keyif alıyoruz. Şampiyona güzel geçiyor. Gerçekten ailelerimiz bizimle beraber her zaman. Ya bazen... Bizden fazla bazen onlar istiyor gerçekten. Bazen futbolcular şey yapamıyor, ailelerden izin alıp zor geliyorlar. Yani bırakın aileleri getirmeyi Tekin abi. Evet. Geçen gün canlı yayında, geçen hafta şey yaptık, bir düğüne canlı bağlandık Milas'a burada. Güzel. Gelin hanımla özellikle ben izin istedim. Dedim aman dedim, maçlara bir futbolcusu vardı Milas'ın. Dünya evine girdiler, Allah Mesut Bahtiyar etsin. Buradan izin aldım. Yarın öbür gün zorluk çıkartmayın falan diye. Evet. Böyle de zorluk çekenler var yani. Alper Hocam, o zaman şöyle yapalım. Tekin Hocam da söyledi, ekonomik boyutunu. Kenan Başkan'ı da söyleyelim. Ailelerimiz için de kontenjan oluştursun orada. Evet, evet. Özel indirimler, evet, özel indirimler. Sayıyı arttırırız böylece. Evet, yani. Kendisi paket, her konuda paket, destek oluyor, bu konuda da destek paket olur bize. Yani abi, paket evet. Programlar otelden alınabilir. Tabii ki yani, evet. Yani bunun çalışması yapılıp, yani aileye gelen, hatta aileyle gelen futbolcuya bir ekstra bir indirim yapılsın mesela. Sonuna kadar katılıyorum. Bravo, iyi fikir. Evet. Bakın yani, buradan Kenan Başkan, Kenan Başkan'a bunu iletelim diyeceğim ama duyuyordur herhalde. Orada bir festival havasında bir finaller maçı, finaller haftası yaşanmış olur. Hem tatil yapmış olursunuz, hem sporunuzu eğlenmiş olursunuz, öyle değil mi hocam? Elektriği de azaltırız ailelerimiz olduğu zaman. İnsan ilişkileri de yoğunlaşır. Evet. Arkadaşlıklar çoğalır. Bunu Ege takımları, yani sizler defalarca şampiyonlara gittiniz. Ege takımları fena yapmıyor, bu aileleri işin içine sokuyorlar. Yani özellikle ben bunu Foça'da gördüm. Ege takımları yapsınlar. Çünkü orası tatil yarısı zaten. Yani Karadeniz'e tatile çok az insan gidiyor. Evet, ancak yayla turizmi veya yaz aylarında yayla turizmleri falan var ama bizim ülkemizin veya dünyanın en güzel tatil yöreleri bizim Ege'miz, Akdeniz'imiz biliyorsunuz. Dolayısıyla onlar da bir zahmet gelsinler. Tabii ki bunu bir zahmeti şey olarak, tırnak içinde kullanıyorum ama onlar da teşvik etsinler diğer bölgelerdeki kesinlikle insanları. Kesinlikle öyle. Evet, evet. Ya şimdi Foça'nın maçını seyrettim. Yani bizim o işte ilk şampiyon 2014-2015'ti. Ya inanamamıştım. Kenarda aileler ve fanatik bir aile grubu vardı. Evet, öyleydi. Bayanlar falan. Çok hoşuma gitmişti. Yani çocuklarıyla gelmişler, kocalarını destekliyorlar falan. İşte o kaçırdı, bu gol oldu bilmem ne. Harikaydı. Savaş Hocam, biraz da şeye geçeceğim, milli karmaya geçeceğim ama şimdi ikinci bir reklam faciası da yaşamak istemiyorum. Ya, gözümde burada yanlış hesap yapmışım demin. Siz de milli karmaya davet edildiniz. Kısaca onu uzun konuşacağım ama işte hocalık yapıyordunuz o dönemde ve katılma imkanı bulamadınız tabii. Milli karma ile ilgili düşünceleriniz, bunu daha geniş konuşacağım tabii de reklamlardan sonra. Şimdi kısaca böyle reklama yani, kadar. Şimdi... Ben ilk zamanlarında içinde bulundum. Siz de oradaydınız, evet, biliyorsunuz evet, zaten. Evet. Sonra da sayımız git giderek daha da arttı. Bunu ben devam edilmesinden taraftarım. Olması lazım. Yani bu tarz şeyler hem bizim ligimize değer katıyor, hem bizi gururlandırıyor, hem de işte insanları daha fazla bu lige önemli. Uluslararası tabii var. Orayı biz, ben zaten en çok şu an beklediğim bizim artık o olması lazım. Evet. Çünkü Türkiye boyutunu aştığımızı düşünüyorum ben yani burada. İşte uluslararası ülkemizde düzenlendi dörtlü bir turnuva. Bizim de artık yurt dışına çıkıp kendimizi orada da göstermemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Evet, i̇nşallah siz de zaman bulup İnşallah. Katılabilirsiniz. İnşallah. Milli karma beni bile heyecanlandırıyor, evet. Düşünsenize. Evet, yani evet. Benim yaşım orada oynamaya müsait değil belki ama ya artı 40'ta ki milli karma Tekin abi, olayı. Ben sizi seyrettim, fena oynamıyorsunuz yani, oynayabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var Tekin abi, çok özür dilerim lafınızı kestim ama geçen hafta dile getirdik bunu da, artı 49. Yani bununla ilgili bir milli karma çalışması yapalım. Yurt dışında ya da yurt içine bu talep olur artı 49'a. Yani çünkü şu anda Savaş Hocam, lige dikkat ederseniz 49 yaşındaki futbolcuların çoğunluğu artıyor. Evet. Yani sayılar artıyor ve takımlar artı 49'a doğru gidiyorlar. Yani artı 40 azalıyor. Evet. 40 yaşındakiler zaten neredeyse Süper Lig'de oynayacaklar. Aynen öyle.
o pozisyonu. Konu biraz üstünde konuşulması gereken bir konu. Evet, bunu, reklamdan sonra reklamlardan sonra konuşalım. Evet, konuşalım bunu. Evet. Kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Bari eksile artı 40 futbol devam edecek. Bu caminin kapısı normalde şuraya kadarmış. Şu şekilde eğilerek girmek gerekiyormuş ama binlerce yıl öncesine ait olan kaya mezarlarından aşağımızda küçük bir uçurum var. Yerler ıslak, zemin kaygan. Dua edin, dua edin. İnşallah ayağımız kayıp da böyle bir gün düşmeyiz. Ayaklarımız her taraf çamur oldu. Bakın, yani nasıl bir ağaç? İnternette bulabilirsiniz, Gazilen Nacak diye yani. Muzo, hazır 100 lira gelmiş, kaçırmayalım biz bunu. 150 de sen, 50 de ben veririm, anlaşalım biz bu işi. Ne? Sen patron sensin Muzo, kamera sende, senin boyun daha uzun, saçın da var, ben hiçbir şey yok. Çağdaş Market sizi bekler kalafatla. Yıllar yılı geçse bile bu sevgi bitmez kalafatla. Eyvah, su. Ya hanım, ben evden çıkarken sulara kapamayı unuttum. Akıllı evin olunca bütün sorunlar ortadan kalkıyor. Akıllı telefonumda, akıllı evimde olan biten her şeyi kontrol edebiliyorum. Boşuna dememişler. Ev alma, akıllı ev al. Akıllı ev teknolojisine sahip projeleriyle yaşam keyfinizi ikiye katlıyoruz. Modern mimarinin en seçkin yaşam alanlarını Fatsa'nın çok özel lokasyonlarında sizler için inşa ediyoruz. Pelit İnşaat. Telefon 0452 424 02 34. Yaşamak isterdiniz? Güzel Yalı'da mı? Karşıyaka'da mı? Nerede yaşarsanız yaşayın, kaliteden ve konfordan vazgeçmeyin. Günhan Yapı Güzel Yalı'da. Yüzme havuzu, kapalı otoparkı ve sosyal alanlarıyla deniz, doğa ve ordunun eşsiz buluşmasını yaşamak isteyenler için Dream Garden. Karşıyaka'da şehrin tam ortasında, çevre yolunun hemen yanında. Bölgenin en gözde projesi Prestij Karşıyaka konutları. Ve Prestij Karşıyaka'ya komşu yeni projemiz Karşıyaka Modern. Yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, basketbol sahası. Açık kapalı otopark alanları ile Karşıyaka Modern. 2+1, 3+1, 4+1 daire seçeneklerimizi görmek için acele edin. Size özel ödeme kolaylıklarıyla istediğiniz yerden ev sahibi olabilirsiniz. Günhan Yapı. Düşlerle gerçeği birleştiren projeler. Allah bir de elbinde daha razı olsun. Allah işlerini nasıl getirsin, yollarını açık etsin diyorum. Burası iyi ki alanlardan almışız. Çok memnunum. Herkesi de alanlara, ev almaya, bizlere de komşu olmaya davet ediyoruz. Alanlar inşaat. Alan kazanır. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç ama çokça heyecan.
O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor, ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Ordu'da hangi mahallede yaşayacağınıza siz karar verin. İnce detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesini şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere sunuyoruz. Selçuk İnşaat, Bucak Mahallesi'nde Şanlı Türk 8 projemizle, Nizamettin Mahallesi'nde Hanzade Konakları, Durugöl Mahallesi'nde Şehzade Konakları, Şahincili Mahallesi'nde Emirkent 2 ve Sultan Alparslan sitesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Penta Apartmanı ile Ordu'nun her mahallesinde sizlere güvenli, huzur dolu bir yuva sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyiyi isteyenlerin tercihi. Altın oran hayatın mihenk taşıdır evlat. O taşı doğru yerde ve en iyi şekilde kullanmalısın. Tamam usta. Görünenin dışında bir gizem saklamalı içinde evlat. Nesiller geçse bile ayakta dimdik duran bir eser olduğunu asırlar sonra yaşayanlar anlamalı evlat. Alan yapıdan Cumhuriyet Mahallesi'nin en nezih yerinde çok özel bir proje Altın Oran. Yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde. Karadeniz'in yaylalarından evlerinize gelen lezzet. Korsaj. 98 yılından bugüne bölge çiftçisinin sütlerinin en doğal halini üretimleriyle sizlere sunuyor. Kaşar peyniri, eski kaşar ve tüm kaşar çeşitleri, lor peyniri, köy peyniri ve tereyağı ile sofralarınızda. Korsaj. Bu lezzete siz de sessiz kalamayacaksınız. Korsaj. Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri. Konseptiyle Karadeniz bölgesinde ilk ve tek. Fatsa Belediyesi'ne bağlı sosyal tesiste bay ve bayanlara ayrı hizmet veren hamam, sauna, buhar hamamı, fitness, masaj salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu gibi hizmetleriyle sizleri bekliyor. Ayrıca çocuk ve yetişkinler için yüzme eğitimi, toplantılarınız için çok amaçlı salonu, ücretsiz çocuk oyun salonu, yetişkin misafirlerimiz için oyun salonu, kafeteryası, restoranı ile birlikte pide ve yemek çeşitleriyle Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisimiz misafirlerini bekliyor. Bilgi telefon 0452 333 77 67. Burası sadece bir ev değil. İçinde mutluluk var. Ali için eğlence. Ayşe için yaşam. Melis için huzur. Kemal için yatırım. Onlar için burada gelecek var. Hepsi için Ramazanlar. Çünkü temelinde güven var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce geliştirilen meteo uyarıyla artık meteorolojik uyarıları öğrenmek ve anlamak çok kolay. Meteo uyarıyla tahmin edilen meteorolojik hadiseleri renkler ve simgeler sayesinde kolaylıkla anlayabileceksiniz. Yeşil renk uyarı gerektirecek bir hava olayı tahmin edilmediğini gösterir.
Sarı renk, meteorolojik risklere maruz kalabilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiğini bildirir. Turuncu renk, tehlikeli bir hava olayının habercisidir. Tedbirli olunmalı, uyarılar takip edilmelidir. Kırmızı renk, çok tehlikeli ve büyük hasarlar verebilecek bir hava olayının uyarıcısıdır. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Ile artı 40 futbol devam ediyor. Kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Tekin abi acayip akıcı oluyor program. Bir sürü de mesajlar geliyor. Bayağı reytingleri yükselttiniz diyebilirim yani. İkinizi de tebrik ediyorum. Birkaç tane mesaj okuyayım. Ondan tabii, sonra tamam. Kaldığımız yerden devam edelim. Mustafa Abdurrahmanoğlu mesaj atmış. Programı çok beğendiğini söylüyor. Sizlere başarılar diliyor. Üsküdar Marslıları adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz diyor. Bizden de selamlar. Bizden de selamlar. Evet, sen de Savaş Hocam Üsküdar Marslıları evet. formasını giydin bir dönem. Hem profesyonel ligde giydin evet, hem aynen öyle. Şeyde evet. Selimiye Marslıları futbolcusu Ahmet Aksoy, hocam iyi programlar. Savaş Hoca'ya da Tekin Hoca'ya da selamlar. Demiş. Selamla, teşekkür ederim. Ahmet'i de buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Uğur Hocam bir mesaj atmış. Alpay Hocam bizim konuşmamıza istinaden bir cevap yazmış. Alpay Hocam, aileler içinde güzel programlarımız var. İlkini 2022 Türkiye Şampiyonası'nda yapacağız diyor. Çok teşekkür ederiz Uğur Hocam. Bu sevindirici bir haber oldu. Evet Tekin abicim, artı 49'u konuşuyorduk. Artı 49'la ilgili... Mustafa abi de, Mustafa Abdurrahmanoğlu da bir evet. mesaj atmış. Yani bununla ilgili diyor, ne yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz? Şimdi sizin bununla ilgili biraz görüşlerinizi alayım. Ondan sonra da şampiyonlarımıza geçeceğiz. Artı 49 benim ve benim yaş gruplarımda olan arkadaşlarımızla oynanan futbol müsabakalarının olduğu ligden bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle bir sorun var tabii ki burada da. Çok parçalandı ligler. Yani birkaç organizasyon var evet. bu konuda. Aslında keşke, gönül arzu ediyor ki birçok şeyde olduğu kadar, biliyorsunuz her şeyde bu böyledir. Evet. Gücünüzü dağıttığınızda kuvvetinizi de azaldı, bitirmiş evet. olursunuz, azaltmış evet. olursunuz. Evet, bravo. Onu yaşıyoruz adeta. Birkaç yerde, birkaç bölgede işte 8 takımlı, 12 takımlı, 7 takımlı, 5 takımlı falan organizasyonlar diyelim, lig demeyelim bunlara, organizasyonlar yapılıyor. Mesela bir tanesinde de ben oynuyorum şimdi. Orada da mesela artı 40'ın üstündeki, artı 49'da da bayağı dinç ve istekli insanlar var. Çok da yerinde bir karar olur. Masterlar Veteriner Federasyonu eğer böyle bir organizasyonda öncelikle sanırım İstanbul'da başlayacaksınız ama İstanbul dışındaki illerde de olacağından eminim zaten. Evet. Var tabii ki. Sonuç itibariyle faydalı bir çalışma olur. Ne diyorsunuz hocam? Bence şimdi şöyle, yaklaşık 8 sene oldu. Biz 8 senedir bu organizasyonun içindeyiz. Takımlarımız da artık 49'a doğru geldi. Yani evet. yaşlarımız bizler de öyle. Siz 35 yaşında var mısınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Benim 47 yaşındayım ben. Maşallah. Evet, biz de oraya doğru geliyoruz yavaş yavaş. Daha keyifli bir lige doğru ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Evet. Yani eski takımların da böyle katılımıyla. İnşallah o ligde elit bir lig olacak. Güzel bir lig olacak.
Biz de katılacağız. Oraya doğru gidiyoruz yani. Birçok mesaj alıyorum şu anda. Bazı kayıtlı olmayan, telefonumda kayıtlı olmayan kişilerden de mesaj alıyorum. Maalesef isminizi okuyamıyorum çünkü telefonumda kayıtlı değil. Ama genel olarak programın çok güzel geçtiğini, çok renklendirdiğinizle ilgili güzel mesajlar var. Yani harika mesajlar geliyor. Evet. Mesaj atmaya değer bulunduğuna göre biz de mutlu olabiliriz. Tabii ki, aynen öyle. Bir geçmiş yıl şampiyonlarımızı hatırlayalım mı? Tabii ki. Sayın yönetmenimden geçmiş yıl şampiyonlarını rica edelim. Evet, 2014-2015 sezonu Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu bölge şampiyonları. Bu ilk düzenlenen şampiyonaydı. Çok fazla bir takım yoktu. Bugünkü kadar şaşalı değildi tabii. Ege bölgesi, Yeni Çanakkale Master'lar, Marmara 1 Kozyatağı Master'lar, Marmara 2 Sarıyer Şöhretler. Geçelim bunu. 2014-2015 sezonu Futbol Federasyonu şampiyonları, Türkiye şampiyonu Sarıyer Şöhretler oldu, Vatan Kupası şampiyonu Üsküdar Master'lar oldu, Süper Kupa şampiyonu Üsküdar Master'lar oldu. Oynuyor muydun Savaş Hocam? Evet oynadık. İlk sene 7 takımdı galiba Antalya'da biz katıldığımızda. Evet. Orada hem Vatan Kupası'nı hem İstanbul'da da Süper Kupayı kazanmıştık. Nasıl büyük mutluluk değil mi hocam? Çok güzeldi yani gerçekten böyle sonunda bir kupayla taşlandırıyorsunuz. Bizim için de büyük yani daha sonraki liglere daha şeylere sezonlara daha azimli bir şekilde hazırlanmamıza sebebiyet verdi bize. Evet yani O heyecan hiç unutmadık ki abi. Orada bir kupa almak, ikinci olmak. Evet, bundan sonraki şampiyonlarımıza geçelim. Evet, 2015-2016 sezonu bölge şampiyonları Ege bölgesi Foça Master'lar, Doğu Karadeniz bölgesi Hopa Master'lar, Batı Karadeniz Çorum Master'lar, Doğu Anadolu Kanute Master'lar, Beyaz Grup Marmara Beykoz Master'lar, Kırmızı Grup Bakırköy Master'lar. Ben de o zaman Bakırköy'ün hem hocalığını yapıyordum hem de futbolculuğunu yapıyordum. Evet. Bu gururu yaşadım. Geçelim bunu da. 2015-2016 şampiyonları, Türkiye şampiyonu Bakırköy Master'lar, Vatan Kupası şampiyonu Hopa Master'lar, Süper Kupa şampiyonu Bakırköy Master'lar. Biraz bununla ilgili konuşmak istiyorum. Türkiye şampiyonası maçını Üsküdar Master'larla oynamıştık. Sevgili Savaş da o maçta futbolcuydu. Ben kenardaydım. Maç inanılmaz geçiyordu. Yani kıran kırana iki takım da zaten yorulmuş bitmiş eksik kadrolarla gelmişler. Savaş da nasıl zorluyor biliyor musunuz bizi? Tekin abi anlatamam size. Yani tek başına takım tabii gidiyor. Tek başına defansa giriyor çıkıyor. Bizimkiler yani Savaş'ı durdurmak için ne yapacaklarını şaşırdılar fakat Savaş Hocam çok talihsiz bir sakatlık geçirdi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Mevki neler hocam? Sizin? Ben kanatta oynuyorum yani orta sahanın sağında oynuyordum. Anladım. Forvete yakın. İşte golü de attık, golümü de atmıştım bu maçta. 1-0 öne geçmiştik. Yani bahsettiğine göre evet, zaten tek başınıza hırpalamışsınız. Ya, takım olarak iyi oynuyorduk da tabii ki ya, bize kısmet oldu. Biz golümüzü attık ama... Ama her takıma böyle ateşleyici bir futbolcu lazım. Daha şeyden futbol hayatım yani amatör olarak sonlandırmıştım. 1-2 sene olmuştu. Aktif oynuyordum yani şeyde de. Evet. Talihsiz bir sakatlık oldu yani. Bir ters basmamdan dolayı işte o maçta. Şu an oynuyorsun. Oynuyorum devam ediyorum. Savaş Hocam seyreyle çıkarken o kadar üzüldüm ki yani dünya başıma yıkıldı yani çok... Yani tamam rakip de olsa böyle bir şey yaşamasını kimse istemez. Bir sporcunun diyelim daha doğrusu en talihsiz anı sakatlıktır. Kimseye vermesin Allah. Yanına gittim nasıl olduğunu sordum ve bizden bir mi vurdu dedim. Hı-hı. Yani yok dedi topa takıldım dedi. Yani o bana biraz böyle bir rahatlık verdi. Teselli yani, oldu. Yani. Şey olmasını istemezdim yani orada bir. Tekmeli yani, ya da darbeyle yani mücadele esnasında olabilir. Kasıtlı olmadıktan sonra ikili mücadelelerde zayıf koyabilir insan ayağını veya ters koyabilir. Evet. İşte bağ yırtılır veya diz döner vesaire tabii. Allah korusun. Evet. Tabii ki öncelikle zaten spor yapan arkadaşlara sezon başında en iyi dilek sağlıklı bir sezon sonunu görmektir tabii ki. O maç da sadece siz değil de birçok insan üzüldü yani gerçekten ondan sonraki şampiyonalarda herkes geldi geçmiş olsun dileklerini çok üzüldüklerini belirttiler
Bu da bizim bazı şeyleri doğru yaptığımızı evet. gösteriyor yani saha içinde, yani, saha dışında. O maç orada benim için bitti evet. Tekin Hocam. Yani o görüntüden sonra artık maçta çok alakam kalmadı. Hep kafam evet. savaştaydı. Evet. Ve şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Eğer savaş o maçta devam etseydi belki o kupayı biz alamayabilirdik yani. Yani bunu da gönül rahatlıkla itiraf ediyorum evet. yani söylüyorum. Evet, gene aynı yerden devam edelim. Süper Kupa maçı oynadık. Hopa'ya gittik. Binlerce taraftar evet. karşısında Tekin abi. Yani inanamazsınız yani. O Kırklareli olarak Hopa'da oynadık. İki kulüp başkanları anlaştık. Orada organizasyon... Aslında güzel bir şey biliyor musunuz? Yani Futbol Federasyonu'nun yaptığı gibi Türkiye Kupası'nı evet. finalini başka illerde oynamak gibi. Mesela Hopa'da hep Antalya'da yapmak yerine işte Hopa'da, işte Diyarbakır'ın bir yerinde veya ne bileyim Antalya'nın bir yerinde değil de İzmir'in bir yerinde, işte ne bileyim Bursa'da vesaire gibi yerlerde evet. oynayabilirsiniz. Evet. Çok değişik ambiyansta, çok ateşli taraftar topluluk arasında oynadık. Orada da kupa bize nasip oldu. Evet, devam edelim. Evet, bunu geçelim. 2016-2017 sezonu şampiyonları, Türkiye şampiyonu Sarıyer Şöhretler, Vatan Kupası şampiyonu Bağcılar Masterlar, Federasyon Kupası şampiyonu Selimiye Masterlar, Süper Kupa şampiyonu yine Selimiye Masterlar. Evet Savaş Hocam, gene geldik sana. Evet. Gene burada sahadaydın süper herhalde. Burada sahadaydım. Süper Kupayı da almışsınız. Gerçekten. Tebrik ediyorum. Orada da Antalya'ya gittiğimiz ilk maçta Antalya'da Vatan Kupası'nı kazandık. Bir sonraki Süper Kupa tekrar Antalya'da olmuştu. Orada da işte ilk maçı, daha turnuvanın ilk maçı yendik, kazandık. Şeyimizi bir kupa daha kattık yani bizim. Tekin abi en çok kupa kazanan futbolcu evet. şu anda. Yani şuraya kadar geldik, daha da devam ediyor, evet. daha bitmedi. Var. Şu ana kadar en çok kupa kazanan demek ki futbolcu. Çok emek veriyorlar. Takım diyelim. Zaten takım ama Savaş Hoca'nın gözüne baktığın zaman ateş gibi. Evet. Yani şimdi şuradan gidip maçımız var desek hiç hayır demeyecek evet, evet. gibi. Kapıda bekleyecek bizi. Yani. Evet. Tekin evet. hocam sakatlığım var, ligi hazırlıyorum kendime. Öyle mi? Evet. Peki. Evet, devam edelim Sayın Yönetmenim. 2016-2017 sezonu Türkiye Masterlar bölge şampiyonu. Ege bölgesi gene Foça Masterlar. Doğu Karadeniz Ardeşen Masterlar. Orta Karadeniz Samsun Metro Veteranlar. Marmara 1 Beyaz Grup Kartal Bulvar Masterlar. Marmara 1 Kırmızı Grup Boğaziçi Masterlar. Marmara 2 Grup Bakırköy Masterlar. Devam edelim. ...2017-2018 sezonu bölge şampiyonları... ...Ege bölgesi Didim Masterlar... ...Doğu Karadeniz 1 Hopa Masterlar... ...Doğu Karadeniz 2 Erzincan Masterlar... ...Orta Karadeniz Samsun Metro Veteranlar... ...Batı Karadeniz'e Yaşa ve Yaşat Karabük Masterlar... ...Başkent Tunalı Masterlar... ...Marmara Beyaz Grup Dudullu Masterlar... ...Marmara Kırmızı Grup Bakırköy Masterlar... ...burada bir not ilave edeceğim... ...bunun gururunu da yaşadım... ...oynadığımız... Grup maçlarının tümünde şampiyon bitirdik. Yani grup birincisi bitirdik Bakırköy Masterları olarak. Evet, evet bunu da geçelim. 2017-2018 sezonu şampiyonları. Türkiye şampiyonu Samsun Metro Veteranlar. Vatan Kupası şampiyonu 39 Kırklareli Masterlar. Federasyon Kupası şampiyonu Çorum Veteranlar. Süper Kupa şampiyonu 39 Kırklareli Masterlar. TMFL artı 49 ligi şampiyonu Kalamış Veteranlar. Evet Tekin abicim. Evet. Siz sahadaydınız herhalde. O zaman Kalamış'ta oynamıyordum ben. Kadıköy Masterlar'da oynuyordum. Evet Kadıköy'deydim. Transfer oldum bu yaşta Kalamış Masterlar'a. Ama burada güzel bir şey var tabii ki. Benim de hatıralarım canlandı. O seneki şampiyonanın final maçını Antalya'dan canlı yayında yorumlamıştım ben. Bir kanalda yayınlanmıştı canlı olarak. Yorumlamıştım ve o günkü havayı ben de teneffüs ettim ve çok büyük bir heyecan vardı. Evet. Samsun Masterlar kazanmıştı.
ve Samsun'da oynayan eski futbolcular vardı. Celil Sağır vardı, Mehmet Nas vardı. Celil o gün oynamadı, ha, sakattı. Sakatlığı vardı, Kenan, evet. Vardı. Kenan vardı, birkaç futbolcu daha vardı ama... Adnan vardı, evet, Samsun'da. Her iki takım da çok başarılıydı. Evet. Çok güzel bir müsabaka oldu ve güzel bir havada oynandı. Ve sonucunda da zaten tören de çok keyifliydi. Evet. O iyi bir organizasyon muhteşem vardı. Evet, muhteşem bir tören oldu. Ve bu işe emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bakın yıllar geçmiş üzerinden benim de bir hatıram canlanıyor, evet, burada. Evet, evet. Yani bunlar güzel şeyler aslında. Savaş Hocam artık 49 maçlarını kaçırmıyordum ben. Üsküdar'da sahada oynanıyordu. Hiçbirini kaçırmamaya, evet, çalışıyordum. Çok keyif alıyordum. Doğrudur. Evet, süremiz gitgide hızlı gidiyor. Atlamayalım bazı şeyleri. Evet, bundan sonraki görüntümüze gelelim. 2018-2019 sezonu bölge şampiyonları Ege bölgesi Milas Master'lar, Doğu Karadeniz bölgesi Gümüşhane Veteranlar, Orta Karadeniz Bafra Veteranlar, Batı Karadeniz Karabük Veteranlar, Marmara Beyaz Grup Çekmeköy Master'lar, Marmara Kırmızı Grup 39 Kırklareli Master'lar, TMFL artı 49 Ligi Paşabahçe Master'lar. Bundan sonrakine gelelim, sıradaki gelsin. Şampiyonlar 2018-2019 sezonu, Türkiye şampiyonu Milas Veteranlar, Vatan Kupası şampiyonu 39 Kırklareli Master'lar, Federasyon Kupası şampiyonu Gümüşhane Veteranlar, Süper Kupa şampiyonu 39 Kırklareli Master'lar. Bundan sonraki görüntümüze gelelim. Evet, 2019-2020 sezonu maalesef pandemiden dolayı ligler oynanamadı. Direkt şampiyonluğa geçildi. 2019-2020 sezonu Türkiye Master'lar, evet, bölge şampiyonları Ege bölgesi Manisa Master'lar, Doğu Karadeniz bölgesi Artvin Master'lar, Orta Karadeniz Samsun Veteranlar, Batı Karadeniz Yeşil Ereğli Veteranlar, Batı Karadeniz Mavi Kastamonu Veteranlar, Marmara Beyaz Grup birincisi Ümraniye Master'lar, Marmara Kırmızı Grup birincisi 39 Kırklareli Master'lar, Doğu Anadolu Kelkit Veteranlar, TMFL artı 49 Ligi birincisi Üsküdar Master'lar oldu. Evet, 2020-2021 sezonu pandemi dolayısıyla oynanmadı. Bundan sonrakini alalım. Direkt Türkiye Şampiyonası'na geçildi. Türkiye şampiyonu Manisa Veteranlar oldu. Vatan Kupası şampiyonu Milas Gücü Master'lar oldu. Federasyon Kupası şampiyonu Kastamonu Master'lar. Zafermen Kupası şampiyonu Selimiye Master'lar. Süper Kupa şampiyonu da Milas Gücü Master'lar oldu. Bu maçları da, Süper Kupa maçını da televizyondan canlı, evet, izledik. Zafermen Kupası'nda var mıydın sahada Savaş vardım, Hocam? Evet, o kupada da vardım. Dün yani. Hocam kesinleşti artık. Evet. Şimdi 2020-21 sezonunda oynanamadı tabii doğal olarak. Evet, evet. Zaten pandemi tüm dünyayı kasıp kavurdu biliyorsunuz. Evet. Ama şu da göründü ki seyircisiz futbol oynansa da hiç tadı yok. Yok. Kesinlikle yok. Yani evet, bizim liglerimizde oynandı müsabakalar ama seyircisiz televizyon başından izlenmesi, evet, bile zevksiz oluyor. Aynen öyle, katılıyorum. Gerçekten şu an daha iyi anlıyoruz kıymetini. Seyirci, evet, olmanın da, oynamanın da, izlemenin de kıymetini çok, evet, daha iyi anlamış olduk. O nefes ne kadar önemliymiş oradaki. Evet. İtici güç. Evet. Ama hemen böyle sermeyelim. Henüz, kesinlikle, daha her şey bitmedi. Evet. Yani yine de tedbirli olmamız lazım. Maske, mesafe ve temizliği elden bırakmamak lazım. Kesinlikle. Yetkililerin uyarılarına dikkat etmemiz gerekiyor ki daha çabuk atlatalım. Ve de biliyorsunuz ki bu konuda da konuşmak lazım. Aşı olmayan, bilhassa genç grup şu an daha çok hastalanan ve tehlike ve kendilerine de hastanelerde çok... yatakları maalesef dolduranlar oluyor. Onlara da buradan tavsiyemiz, Sağlık Bakanlığımız, sağlık birimleri uyarıyorlarsa mutlaka bir, uyalım, sebebi vardır. Ve hem kendi sağlığımız için hem de diğer insanların sağlığı için uyarılara dikkate alarak gerekli şeyleri yerine getirelim. Teşekkür ederiz Tekin abi güzel uyarılarınız için. Hocam, Savaş Hocam, bir Fatih Şimşek'le bir anınız var Antalya'da. Onu sizden rica ederim, eğlenceli bir anımız var. Yani hani eğlenceli ama biraz da elim bir anı yani böyle. Fatih için elim bir anı. Evet, Fatih için öyle.
Yani ben her zaman Fatih'i gördüğümde söylüyorum. Maça çıkıyorduk, hazırlanıyorduk. Tam maç başlamasına işte son hazırlıkları yaparken Fatih de sağdan geçiyor. O arada ben de dedim ki Fatih geç bakalım bir şut vurayım, kurtarabileceğim mi kaleciliğin, nasıl değişiklik var mı diye. Evet. Kırmadı beni, geçti kendisi. Ben şutumu attım. Fatih de kurtardı. Ama düşerken yüzünü yere vurmuş. O anda zaten söyledi. Abi iyi değilim, başım dönüyor gibi falan, bir şey olmaz dedim. Biz maçımızı oynadık tabii. Akşam bir haber, Fatih hastanede diye. Ondan sonra kendisini her gördüğümde de şunu söyledim. Ben adamın aklını alırım dedim. Hiç hatırlamadığını söylüyor, o günü yaşanmamış gibi sayıyor. Hiç de hatırlamıyor. Yani benim için güzel ama kendisi için biraz trajikomik bir hatıra oldu. Fatih'i milli karmaya aldım. Evet. Samsun'a gittik Fatih Şişi'ye. Kaleye de Fatih'i geçirdim. İlk 11'de ona forma verdim. Orada da öyle bir talihsizlik yaşadı. Direğe çarptı bu sefer. Yine hastaneye gitti. Bayağı bizi endişelendirmişti. Fatih alışık, o yüzden alışık. Geçmiş evet, olsun tekrar. Bir telefon bağlantımız var müsaadenizle. Milas Gücü Masterlar Başkanı Sayın Mustafa Orcan. Mustafa Hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız Mustafa Hocam, iyi misiniz? Sevgili Savaş Hocama, Tekin Hocama buradan selam ve selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sizler nasılsınız Alpay'ım? Sağ ol Mustafa Hocam, gayet iyiyiz. Bugün sevindirici bir haber aldık Mustafa Hocam. Alparslan Bebek için oluşturulan kampanya %100'e ulaştı biliyorsunuz. Sormayın, bugün ben telefonumu sabah açtığımda o güzel haberle karşılaştım. Gerçekten sanki o hastalığı ben yenmişim gibi oldu. Çünkü gerçekten büyük emekler verdim. Bir tek onun için değil, bütün çocuklarımız için zaten yapıyorum ben. Elimden geleni. Gerçekten çok duygulandım. Çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. Eğer bunda en ufak bir katkım da olduysa, inanın dünyadaki en mutlu insan benim zaten. Ya mutlaka oldu. Çok teşekkür ediyoruz bu konuyla alakalı da. Milas'ta harika bir organizasyon gerçekleştirdiniz. Milas da bunu Süper Kupa ile taşlandırdı. Bununla ilgili neler söylemek istersin Mustafa Hocam? Şimdi öncelikle Savaş Hocam'a şunu söyleyeyim. Bizimkisi harbiden bir Antalya'da ölüm grubuydu. Evet, aynen. Doğru mu hocam? Doğru, katılıyorum. Her takımımız hemen hemen kupa aldı evet. Orada gruptaki. O Fatih'in olayında da kale direne topun çarpma olayında da tam ben o vuruş anını görmedim ama o anda da bizimle maç başlıyordu. Evet. Fatih baktım sallana yanıma geldi. Oğlum ne oldu, başım dönüyor diyor. Ya neyi o falan bilmiyorum diyor. Oturttuk. Dedim sigara içiyor mu dedim, içiyor. Ondan sonra baktım, oturduğu yerde bayılmaya başladı. Evet. Bayıldı, ondan sonra ya dedim niye götürmüyorlar bu adamı ambulansa, bu adam burada gidiyor dedim ya. O gün ben de şahit oldum o konuya. Bizim maç değiliz değil mi Savaş Hocam, sizinle o maç? Yok, değildi. Yani biz grup maçı, o bizim şeydi herhalde, eleme maçlarıydı. Evet, eleme maçıydı, evet. Ha, evet, doğru. Siz, o yok ya, sizin maçtan önce, pardon Sayın Başkan, sizin maçtan önce o. Sizle oynadığımız maçtan önce oldu. Ama şimdi siz ısınırken vurmuşsunuz, onu evet, evet. Söylediniz. Evet, doğru. Isınırken vurduysam bir yaklaşık bir saatte, bir buçuk saat geçmiş arada. Evet evet, ondan sonra doğru. Ondan sonra bizim maça geldi, sallanarak geldi. Bizimki de yeni başlıyordu. Mustafa Hocam, Fatih alışkın, dediğim gibi Samsun'da da direğe çarptı kafasını. Yok, daha alışamamış o da. O adam topa daha alışamamış. Evet. Başkanım, bu gidişle daha çok çarptırırız biz onu. Bence de yani. Ya biz ona şükürler olsun, hayatta olduğuna dua edelim. Evet Mustafa Hocam. Milas'ın şampiyonluğuna gelelim. Gelelim. Gelen geldi zaten biliyorsun. Biliyorum. Ya öyle bir şey ki, öyle bir ortam var ki şurada sizin sohbetinizde. Bir de spor camiasının içinde gelir de biliyorsunuz biz de spor camiasında evet, böyle evet. Beyli hocalı değil de abili mabili olunca benim daha hoşuma gidiyor. Daha sıcak bir, samimi evet. Bir ortam olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz evet. Nasıl düşünüyorsunuz ya, ama. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bir siyasi program yapmıyoruz burada ve burada futbolda abi demek biliyorsunuz saygı göstergesidir yani. O disiplinli zaten hemen hemen yaşça bana da yakın şey Savaş Hocam. Yani evet. Aramızda 6-7 yaş var ama o dönemleri, eski dönemleri daha iyi bilir. Yani o saygıyı, sevgiyi, aynen öyle. Bir sporcu bir yere gelmesi için bilmiyorum askeri aynen öyle. Daha bir disiplin vardı. Evet, hiyerarşik düzen vardı. Evet.
Aynen. Duşlara ilk önce ilgilemezsiniz. Evet. Biz çorabını, kilodunu yıkardık yani. Başkanım, evet. Ben futbolculuk hayatıma, profesyonel hayatıma ilk çaycı olarak başladım. Abilerime çay getirip götürüyordum. İnanırım. Mustafa, yeter ki onların içinde olayım. Tabii ki, aynen öyle, aynen öyle. Mustafa hocam, tam siz konuşurken Mustafa Bayar mesaj attı. Rize Pazar Spor Masterlardan selamlar. Hayırlı yayınlar Mustafa Bayar. Size de selamları var bu arada. Şu anda mesajı geldi. Ben Mustafa Bayar'ı tanıyamadım ama şey mi, kral mı? Kraldan mı bahsediyorsunuz? Evet evet, kral demedim, kusura bakmayın. Kralsa tamam, tanıdım şimdi. Evet. Yaklaşık bir iki saat önce de onunla görüşmüştüm. Milas Spor yönetimine aldık. Onunla ilgili bir Pazar Spor'dan bir transferimiz vardı. Onunla ilgili bir görüşme yapmıştım onunla. Evet. O ayrı bir insan zaten. Onu çok severim. Tekin abi, görüyorsunuz değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim kupa ile ilgili ne söyleyeceğiz? Biliyorsun daha önceki yayınımızda da sen her zaman iyi bir kadro olduğumuzu söylemiştin. Evet. Şampiyonluğa yakışan bir takım olduğumuzu söylemiştin. Ama ben hep şunu söylemiştim. Ben hiç zaman şampiyonluktan bahsetmiyorum. Savaş hocam da bilir. Tekin abi tabii ki gelmediği için bilemez orayı. Ben daha önceki bir yıl gelmiştim sevgili başkan. Şimdi biz bu sene kurulduk sevgili. Ha öyle mi? Ha, biz bu sene kurduk. Çok kısa sürede ben bu takımı kurdum, oraya getirdim. Ama daha önce 5 yıl önce ben Milas Spor Master'larla gelmiştim oraya. Tamam, onu söylüyorum ben de, evet doğru. Ha, 5 yıl önce gelmiştim Samsun'un şampiyon olduğu sene. Evet. Şimdi hep söylediğim şey vardı. Ben hiçbir zaman şampiyonluktan değil, ben Türkiye'nin rengi Milas olarak anılmak istiyorum. Türkiye Milas'ı bir renk olarak görsün istiyorum. Milas'ın yaptıklarıyla, duruşuyla Savaş Hocam da bilir zaten. Herkesle çok iyi geçinip, kimseyle en ufak tartışma olmadan, en ufak maçlarda da böyle sıkıntı yaşatmadan, herkesle aile dostane bir şekilde, biz zaten biliyor 44 kişiyle geldik, ailelerle geldik evet. Oraya. Çok güzel bir ortam yarattık orada. Ve ben bir şanssızlıktı bizim ilk maçı vermemiz Akçabat'a. Onun haricinde de zaten kendisi de biliyor maçları. Başka bir şey söylememe gerek yok. Tabii orada aldık yani bir şekilde onlar üçüncülüğü, biri Kastamonu işte dördüncülüğü, şeyi üçüncülüğü falan derken bizim Süper Kupa olayı çıktı. Süper Kupa'yı da hepinizin bildiği gibi rica ettim başkandan Milas'ta yapalım diye. Çünkü benim tek hedefim, isteğim Milas'ı en iyi şekilde tanıtabilmekti. Ha ne kadar Milas'ta olmasam da ama bulunduğum şehre her zaman sahip çıkan öyle bir yapım karakterim var. Ve benim için maneviyat her şeyden daha önce gelir. O yüzden şey maçını özellikle Alparslan Bebek için yapma programımız vardı. Ve ben bütün şeylerini, masraflarını, nakden yayın ücretleri olsun, misafir, konukları, kermesleri, her şeyi karşılayacağımı ama Milas'ta olmasını isterim. Sonra tabii Alparslan Bebek olayınca baktım birkaç bebek daha çıkınca dedim ki benim her zaman Sakıp Sabancı'nın sözü hep aklımdadır. 1 milyon veya 1000 lira param varsa bunu ne yaparsın dediklerinde 250'sini sermaye, 750'sini reklama yatırdım derdi. Ben de bunu sevmez, örneğin bir Alparslan Bebek'e gidip de burada harcadığım parayı ona vermiş olsaydım bir tek Alparslan'a belki de şifa olacaktım veya belki de yetmeyecekti bilmiyorum ama ben dedim ki Türkiye'deki bütün SMA'lı çocukları duysun istedim. Evet Mustafa Hocam. Yani bir şeyler yapılacaksa bütün çocuklarımıza yapalım diye. Yani gerçekten bu konuyla ilgili de iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Mustafa Hocam, inşallah önümüzdeki haftalarda sizi burada ağırlayacağız. Bu konuları daha detaylı görüşme fırsatı bulacağız. Sizin de müsait olduğunuz bir zamanda her zaman bekliyoruz biliyorsunuz. İnşallah Kemal Sunal filmi karlar eriyince gelirim. Evet ya, bekliyoruz. Çok keyifli bir program olacağını şimdiden garanti ediyorum. Tekin abiciğim, Mustafa Orcan'a söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi tekrar merhaba Mustafa Başkan. Merhaba sevgili abi. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben bir geceye gelmiştim Milas'ta. Bilmiyorum o zaman orada mıydınız ama o anki gördüğüm ortam
Miras'taki Masterlar grubu işine çok sadık, çok ciddiye alan ve büyük bir keyifle yapan bir grup görmüştüm ben orada. Ve sizin de şu konuşmanızdan anlıyorum ki hem gençlere hem çocuklara hem de masterlara çok büyük yatırımlar yapıyorsunuz ve çok büyük imkanlar tanımaya çalışıyorsunuz. Sizi kutluyorum bu düşüncenizden dolayı. Başarılı olmanızı yürekten diliyorum. Selamlar, çok sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Çok Allah razı olsun ama şunu söyleyeyim önce. Spor bir yere kadar. Bu sporun çevreye ne vereceği önemli. Çevremize neler vereceğimiz önemli dediğiniz gibi. Ama Türkiye'deki gerçekten ismini duyuramayan, ne bileyim sosyal medyayı kullanamayıp çocuklarının Allah korusun ki önünde ölümünü bekleyen ailelere seslenmek istiyorum. Şu anda da mesela unuttum söyleyeyim, bizim Şahabettin hocamız var biliyorsun değil mi, Doktor Bey İzmir'deki. Evet evet. O geçen arada, bugün tekrar görüştük. Şimdi Duru Bebek var. Şimdi Duru Bebek için neler yapabiliriz? Onun projeleriyle uğraşıyoruz. Yani bizim amacımız bunlar, ama bu yaştan sonra hem terimizi atalım hem de bu insanlara bir şeyler verelim. Parolamız şu olmalı: sağlık olmazsa hiçbir şey elimizden gelmez. Önce sağlık. Bence ne olsun biliyor musun? Ağlayan anne babalar olmasın. Evet, evet. Evet. Teşekkür ederiz tekrar. Mustafa hocam. Savaş hocam da bir şey diyecek herhalde. Başkanım, konuşturmadan bırakın beni. Yok, onu söyleyecektim zaten. Sana aldım sözü. TMVF'nin bize en büyük hediyesi sizin gibi dostlar. Evet. Sizle tanıştığımız için de çok memnunuz biz de. Güzel bir organizasyon geçirdik. Renk kattınız gerçekten, en kalabalık grup olarak sizler de ailelerle beraber. İnşallah bu sayıyı arttırdığımızda daha da güzel organizasyonlar olacak diye düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim hemen özünde. Bizim hedefimiz diğerleri gibi veya ayrılan gruplar var. Biz orada bir şeylerin peşine düşmedik. Biz bize emek veren evdeki eşlere hafta sonlarını belki eşleriyle geçirmesi gerekirken bize fedakarlık yapıp onları bırakıp bir yere gidemediler. Evet. Biz onlara bir hediye olsun diye onları zaten orada ağırladık. Ben bu evet. konuda da çok mutluyum. Şey olarak da çok rahatım. Vicdanen de çok rahatım. Çünkü onların haklarını yemiş olduk, haklarını teslim etmek istedim. Onlara böyle bir 8-10 günlük bir tatil hediye etmiş olduk orada. Ama ben de sizi tanıdığıma çok memnunum. O 7 numara formayı hiç unutmuyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Mustafa hocam, süremizin sonuna giriyoruz hızla. Yayınımıza bağlandığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bütün Milas'a sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Milas'tan sıcak dolusu sevgiler, selamlar. Sağ olun. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Bu arada gelen mesajları şöyle bir derledim hemen bu konuşma esnasında. İbrahim Albayrak Üsküdar Masterlar'dan mesaj atmış. İyi dileklerini sunuyor. Kemal Paşa Veteranlar'dan İsmail Kurtuluş. Murat Üçpınar Milli Karma Oyuncusu Karadeniz Ereğli'den mesaj atmış. Mustafa Bayar, çayınız bitti mi diye soruyor. Evet, ben de söyleyecektim. Sevgili hocam Halil Şenay Karabük'ten mesaj atmış. Selamlar. Hepinize bunların selamları bizden var. Bizden de hepsine selamlar. Dediğim gibi ismi gelmeyenler var. Bir sürü mesaj geliyor. Evet. Onları kayıtlı olmadıkları için bilemiyorum. Evet. Artı 49 ve Milli Karma'yı konuşuyorduk Tekin abi. Ve süremiz de hızla geçiyor. Nasıl yetiştireceğiz bilmiyorum. Yani işte... Artı 49 ile ilgili sizden son cümleleri alayım. Ondan sonra Milli Karma'ya geçelim. Bir evet. telefon bağlantımız daha olacak. Herhalde süremizi böyle sonlandıracağız tamam. gibi geliyor. Şimdi Artı 49 daha önceki konuşmamızda da değindiğim gibi tek çatı altında, keşke mümkün olsa da evet. tek çatı altında yapılsa ve o da Artı 40 gibi tüm Türkiye satına yayılsa ve onun da finalleri, şampiyonası evet. Bir başka turizm beldesinde yapılsa evet. ama işte önce orada yönetici bazındaki arkadaşların bir fikir birliğine varması lazım. Yoksa artı 49 değil 59 yaşındaki insanlar da sahaya çıkmak için can atıyorlar, imkan bekliyorlar. Evet, bir mesaj daha var Selimiye'den gelmiş, hemen bunu okumak istiyorum çok özür dileyerek. Alpay hocam, öncelikle bu harika programınız için teşekkür ediyoruz. Tekin hocama ve Savaş hocama da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben Selimiye Masterlar'dan Ayhan Özel. Savaş hocam bizim medalya iftarımız, hem kişilik olarak hem futbolcu olarak ayrıca mükemmel bir aile babasıdır.
tam bir centilmen kaptanımıza tüm takım adına bizi temsilinden dolayı çok teşekkür ediyoruz diyor. Ben de Ayhan Hocama selamlarımızı iletiyorum. Bu güzel mesajından dolayı da teşekkür ediyorum. Bizden de selamlar. Ayhan da benim 30 yıllık arkadaşım, takım arkadaşım. Evet. Beraber o zamanlarda yıldız takımlarda oynarken şimdi burada devam ediyoruz. Hem aile olarak görüşüyoruz böyle tamamen. Biz zaten öyle bir kültürümüz böyle var. Evet, aynen öyle. Sizi gayet iyi ifade eden, anlatan. Yani ben profesyonel hayatımda bir ara verdim. Koptum, arkadaşlarımdan koptum. Bu TMVF'ler sayesinde de onlarla tekrar eskiye bir dönüş yaptık. Evet. Kaldığınız yerden devam ediyorsunuz Tekin abi. Evet, aynen yani öyle. Hiçbir şey kaybetmeden kaldığınız yerden. Evet, Milli Karma Savaş Hocam. Evet. En kısa zamanda güzel bir organizasyon bekliyoruz Sayın Başkan'dan bu konuda. Evet, bayağı bir organizasyonla bir ilgili bayağı şeyler var. Talip Hocam çalışıyor. Bu arada Fatih Şimşek mesaj atmış. Ben yanlış hatırlıyorum. Kafasını direğe vurmamış. Yere vurdu, evet. Murat, stoper Murat'ın dizi çarpmış. Onu söylüyor. Ben yanlış hatırlıyorum. O da direk kadar serttir zaten. Direğe vursa daha iyiydi, öyle söylemiyor. Siz Milli Karma ile ilgili neler söylemek isterseniz Tekin abi. Şimdi bir şey yapıyorsanız, eğer imkanlarınız da varsa, taraftarınız da varsa, ki burada taraftardan kastım oynayan sporcu kardeşlerimizden bahsediyorum ki var, görüyoruz. Onlarca, neredeyse kaç takım var Masterlar Ligi'nde? 83'tü ben en son bildiğimde. Yani 83 takım az değil. Tabii. Yani sonuçta bunların sayısal olarak vurduğunuz zaman binlerce kişi sizin etrafınızda toparlanmış ve arkanızdan geliyor. Evet. O zaman ne var burada size düşen? Onları en zirveye ulaştırmak. Bunun da zirvesi milli takım. Evet efendim. Milli takım dediğimiz zaman da nasıl Türk Futbol Federasyonu'nun ukdesinde Türkiye'yi temsil eden milli takım varsa, Masterların milli takımı da Avrupa'daki bazı ülkelerin, birçok ülkenin var, var. Milli karması. Milli takım demeyelim, milli karma, milli karma diyelim. Evet. Çünkü bir tane milli takımımız var. Evet. Dolayısıyla o karmaların oluşturacağı turnuvalar da olacağı için bizim de ülke olarak buna hazır olmamız lazım. İnşallah. Uluslararası şeyimiz de, ilişkilerimiz de artmış olur bu vesileyle. Evrenselleşmiş olur. Türkiye Masterlar Veteranlar Futbol Federasyonu. Evet, Tekin abicim bir virgül koyayım. Gene telefon attığımızda tamam, olur. Bir konuğumuz var. Doktor Şerafettin Özdağ'ın. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Şerafettin Özdağ'ın, Sayın Şerafettin Özdağ'ın bu sene ilk defa yönetim kurulu üyemiz oldu. Aynı zamanda sağlık kurulu başkanı. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet. Nasıl TMF ile yönetim kurulu üyesi olmak? Nasıl bir duygu? Vallahi yeni bir heyecan, güzel bir heyecan. Katkımız olursa ne mutlu diyebileceğimiz bir çalışmaya başladık. Umarım güzel sonuçlar alacağız. Artı 40 futbol için neler düşünüyorsunuz Şerafettin Hocam? Ben sağlık açısından bakıyorum. Evet. Bir kere spor yapmak sağlıklı tutar ama belli bir yaştan sonra bunun getirdiği riskler de var. Biz mümkün olduğunca bu riskleri elimine ederek daha sağlıklı bir ortamda mutlu mesut bir müsabaka yapmak, aktivasyon yapmak amacımız. Bu konuda da hem sağlık kurulu olarak hem de şahsım adına, yönetim kurulu adına bir şeyler yapma, yeni gelişmeler yapma, düzenlemeler yapma hevesindeyiz, heyecanındayız. Evet, bu değerli çalışmalarınız için başarılar. Size bir selam getirdim, bir ortak dostumuz var Şerafettin Hocam. Profesör Doktor Hüseyin Beydağ. Adana'ya uğradığınızda mutlaka sizi bekliyor. Benim çocukluk arkadaşım işinlik tesadüfen çıktı ortaya. Size selamları var, haberiniz olsun. Onu da bende kalmasın, veririm size. Ben bir şey söyleyeyim. Tamam, ben de çok selamlarımı, sevgilerimi veriyorum. Tekin hocamın size bir sorusu var. Soru değil. Buyurun. Sevgili hocam, selamlar, saygılar öncelikle. Sizin gibi ilim ve bilimle ilgilenen ve bu konuda üstad olan insanlarımızın
Bu tür organizasyonlarda gerek yönetici, gerekse sporcu olarak yer alması gerçekten çok takdire şayan bir durum. Ve sizi tebrik ediyorum bu konuda ve başarılar diliyorum. Sizin gibi insanların, üstadlarımızın, hocalarımızın buralarda daha da çoğalmasını temenni ediyorum. Saygılar, sevgiler efendim. Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde saygılar bizden. Şerafettin Hocam, bizle birlikte olduğunuz için biz de çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de inşallah hep beraber olacağız diye düşünüyorum. Şerafettin i̇nşallah, Hocam, inşallah bir gün yayınımıza sizi bekliyoruz. Daha detaylı, daha şey konuşuruz burada. Yayınımıza bağlandığınız için teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar, iyi çalışmalar. Bir gün birlikte olmak umuduyla diyorum. İnşallah. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet. Son konumuzu da bağladık. Bir şeye geçmeden önce güzel bir VTR'miz var. Soma Linyit Master'lardan geldi. Yönetmenimden onu rica edeyim. Kısa bir VTR'miz. Sayın yönetmenimden rica edelim. Soma Linyit 2021, Master. 2022. KMF'de olacak tüm Master ve kardeşlerime bu yıl başarılar dilerim. Görüntüler için Soma Linyit Master'lara teşekkür ederiz. Harika görüntüler. Çok iyi organize. Takımlarımızdan bunu bekliyoruz. Bize bu görüntülere ulaştıran Emrah Hüner'e de çok teşekkür ederiz. Çok iyi organize evet. Olmuşlar. Şimdi, profesyonelleşmişler. Evet. Mesela o grup, o ekip halinde, şu şekilde ekip halinde orada tur atmak, spor yapmak evet, bile evet. Bu yaşta harika bir şey. Evet, çok güzel. Yani tebrik ediyorum. Aslında bütün takımları buradan tebrik etmek lazım. Gerçekten hiç kolay değil bir takım çıkarıp deplasmanlı bir şekilde grup maçlarını oynamak ve sahaya çıkmak. İşte her şeyle yine de maddi bir gücü taşıyan evet, bir evet. Unsur bu çünkü. Hepsine sağlık diliyoruz öncelikle. Tekin abi atlamaktan korkuyorum. Çok güzel bir kitap var burada. Kendini ve hayatı önemse. Tekin Toklucu. Kitap bize neyi anlatıyor Tekin abicim? Şöyle kitabı da göstereyim. Buraya abi, buraya. Öncelikle teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür ederim. Şimdi insanla bir insan yaşamı boyunca yaptığı işleri ciddiye alırsa,
kendine değer verirse, kendini önemserse başarılı olur diye düşünüyorum. Ben tam başarılı oldum mu? Tam başarılı oldum diyemem. Ama şöyle bir şey var. Bu kitap yazma, bu benim otobiyografim. Hayatımın anlattığım kitaplardan birinci bölüm bu. Daha iki bölüm var arkada. Harika. İkinci bölüm 2022'nin ilk aylarında basacak. Aşama aşama, çünkü çok kalın bir kitap olur. Tek kitapta toplasaydık çok kalın olacaktı. Dolayısıyla üçe bölmek durumunda kaldık. Ülkemizde ne yazık ki bazı insanlar bazı düşüncelerini istediği ortamlarda söyleyemiyorlar. Bu kitapta da benim çok, çünkü çocukluğumdan bu yana gelen hem sportif hem sivil toplum kuruluşlarıyla alakalı, özellikle Mesudiye ile alakalı büyük çalışmalarım var, değerli çalışmalarım var bana göre. Bazı yerlerde kendimi ifade edemediğim, bazı yerlerde ifade etmeme imkan tanınmadığı veya söylediğim sivri dilli olduğum için bazı insanlar ondan hoşlanmadı. Ne yazık ki Türkiye'de çok şey siyasallaştırıldı biliyorsunuz. Dolayısıyla o bakımdan dinletemediğim, anlatamadıklarımı yazdım. Harika, dolayısıyla harika. Arzu etmek, bilmek isteyen insanlar kitabı temin edebilirler. Kitaplife.com'dan internetten alabilirler. Ayrıca tüm kitapçılara sipariş vererek tedarik edebilirler. Evet. Ya burada önemli tecrübeler olduğuna bu kitabın içinde inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı fırsatı olsun. Bana evet, rica ederiz. Teşekkür ederim. Efendim, bu kitabı ben alacağım ve size imzalatacağım önümüzdeki programlarda. Evet Savaş Hocam. Evet. TMF ile liginde bir sürü takımda bir sürü maça çıktınız, bir sürü kupalar kazandınız. Evet. Burada yaşadığınız en önemli böyle anılarınızdan bir tanesini alabilir miyim? Merak ediyorum çünkü. Ya anılar o kadar çok fazla ki gerçekten. Ya böyle unutamadığım, böyle seni ya çok benim etkileyen. Hiç unutamadım. Beni en etkileyen maç, sizle oynadığımız maçta benim sakatlanmam gerçekten. Evet. Çünkü o şampiyonaya ben ailemle gelmiştim. O oğlum da ufaktı. 4 yaşındaydı. Maçtan önce çok ağladı. Ben de geleceğim baba, ben de geleceğim. Hava da çok soğuktu gerçekten o akşam. Biz onu, ben onu getirmemiştim orada. Arkamdan çok ağladı. Onun üzerine de böyle bir sakatlık ben aklımdan çıkmıyor yani. Çünkü benim futbol hayatım boyunca yaşadığım en büyük sakatlık bu sakatlık oldu. O da bize nasip oldu orada. En unutamadığım anı bu. Gerçi daha birçok güzel anımız var ama aklımdan çıkmayan bu yani. Bir tane güzel anım vardır bunların arasında. Fatih'in bayıltman dışında. Güzel, evet şimdi söyleyeyim. Halil hocamla alakalı bir anım var. Karabük, evet. Karabük maçında maç oynuyoruz. Bir önceki maçı seyretmişler. Benim peşimden ayrılmıyor kendisi. Nereye gitsem oraya. O süreçte de işte bir su molası oldu. Ben şeye kulübeye su molası, su içmek için devam ettim. Baktım Halil hocam oraya bile benim arkamdan geldi. Ona da su orada şey yaptım. Bana böyle bir görev verdiler dedi. Dedim abi tamam, sen de onu yapıyorsun, ne diyeyim dedim yani. Hiç unutmuyorum onu da gerçekten. O zaman da bana benim tabii de muhabbetimiz gerçekten çok güzel. Kendisine çok saygı değer bir insan. Espri olsun diye yapmıştır. Ya mutlaka Halil, öyle. Şenay hocama da gerçekten çok özledim. Çok selamlarımızı iletelim. Tekin abi senin var mı böyle bir anı? Yani TMF ile liginde artı 49'da unutamadığın, seni çok etkileyen. Şöyle mesela hayatım boyunca hiç kırmızı kart görmedim ben. Tek bir sarı kartım var. Masterlar Ligi'nde oynarken bir müsabakanın son dakikalarıydı. En çok vakit geçiren sporculardan şikayet eden benim aslında. Hani şimdi vaktimiz olsa da aslında bunun üzerinde de konuşmak lazım. Bizim futbol arenamızda, futbol dünyamızda vakit geçiren sporcular, futbolcular kadar Avrupa'da hiç öyle bir şey görmüyoruz. Bir maçta, müsabakada 3-3'lü müsabaka. 3-1'den 3'e yakalandık biz. Rakip de bastırıyor. Bir free kick kazandılar. Hakemle karşı karşıyayız. Ben istem dışı topu taç çizgisine doğru vurdum. Hiç yapmadığım bir şeydir aslında. Oysa ben kendim dikerim o topu oraya ama o an ruh halimle vurdum. Demek ki oluyor bunlar. Rakip takımdan beni de tanıyan bir arkadaş dedi ki hocam dedi kırmızı kart, hocam kırmızı kart dedi. Hoca dedi ki Tekin abi ya dedi, onu kasıtlı yapmamıştır dedi. Evet. Ve
Benim için güzel bir şey oldu bu, anı oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Böyle bilinmek de güzel bir şey tabii ki. Bülent Hoca'dır o büyük ihtimalle. Tekin abi son programı çok az bir süre kaldı. Savaş Hocam, buradan söylemek istediğiniz bir şeyler varsa Allah kısaca alalım. Yönetmenim beni uyarıyor çünkü devamlı. Tamam. Toparla toparla diye artık. Ben şunu söylemek istiyorum. Ailemiz gitgide büyüyor. Evet. Genişliyoruz. Yani 2-7 takımla Türkiye şampiyonası yaparken şimdi artık her yerden, Türkiye'nin hemen hemen her yerinden ligimize katılımlar oluyor. Görüyoruz. İşler profesyonelleşiyor artık. Görüntüler onlar. Sağlık konusunda da profesyonelleşmemiz lazım. Gitgide yaşlanıyoruz. Sağda da kendimize dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Bu bağlamda da herkese sağlıklı bir sezon diliyorum. İnşallah sakatlık olmaz. Güzel bir organizasyon geçiririz yine. Ağzına bir an önce bekliyoruz yani. Çok teşekkür ederim Savaş Hocam. Tekin abicim, sizin son cümlelerinizi alayım. Evet. Öncelikle TMVFR ailesine bu organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve buna emek veren tüm takımlara sezonda başarılar diliyorum. Sağlıklar diliyorum tabii ki öncelikle. Ve bize bu imkanı veren sizlere ve TV52'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Rejideki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Evet. Ve tüm seyircilerimize de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tekin abi, tecrübenizle renk kattınız. Evet. Savaş Hocam, çok teşekkür ederim. Ağzına Hocam sağlık. Yani 40 yıldır ekranlara çıkıyormuş gibi. Yani benden de bundan daha sakin. Bundan sonra buradayız. Evet, hiç bırakmayız zaten sizi. Sporcu ruhu, evet. Sporcu ruhu böyle. Evet, hoş sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür umarım ederiz. Ekranın başındaki seyirciler de keyif almıştır. Bu akşam da Artı 40 futbolun sonuna geldik efendim. Haftaya Perşembe günü görüşmek üzere. Esen kalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. RGX Artı 40 futbolu sundu.